Günaydın, günaydın, günaydın. Mutlu hafta sonları geçirmeniz temennisiyle hafta sonu programını açıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca ben Figen Civan sizlerle birlikte olacağız. Siz kahvaltılarınızı ederken bizler de size günün gelişen haberlerini aktaracağız. Elbette ki ekonomi can damarımız, biliyorsunuz. Ekonomiyle ilgili gelişmeler neler? Bu hafta yatırımcılar nereye yatırım yaptı? Önümüzdeki hafta neler olacak ve nasıl bir Temmuz bizi bekliyor? Özellikle tam zamanlı açılmanın ardından ekonomide hareketlilik var mı? Bunları konuşacağız. Ve sevgili seyirciler, iki kişinin 1000 lira su parası ödediği bir mekan. Nereden bahsediyorum? Burası Ibiza değil, Saint-Tropez değil, Türkiye. Türkiye'de bu tarz bir mekan var. Nerede peki? Bu konuyla ilgili de canlı bağlantı yapacağız. İki kişinin ödediği 26 bin liralık faturayı birlikte değerlendireceğiz. Gazetelerin öne çıkan manşetleriyle o zaman hafta sonu başlasın. Evet, ilk olarak Aydınlık Gazetesi ile başlıyoruz. Aydınlık Gazetesi Adıyaman'da üreticilere gözaltı manşetiyle haber girmiş ve yetki belgesi düzenlemenin geri çekilmesini bekleyen tütün üreticisi Şafak baskınıyla karşılaştı. Operasyonda 30'dan fazla üretici gözaltına alındı. Köy yolları traktör çıkışlarına kapatıldı. Eyleme katılan araçlara binlerce lira ceza kesildi şeklinde bir manşetle bugünkü gazetede karşımıza çıkıyor. Ve biliyorsunuz bu konu çok uzun zamandan beri gündemde. Haberin detayına bakalım hemen. Hak kaybına karşı büyük eyleme hazırlanan üreticilere yönelik jandarma ve emniyetin ayrı ayrı düzenlediği operasyon gün boyu sürdü. Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefeten gözaltına alınanlar arasında tütün esnafının da olması dikkat çekti. Adıyaman il merkezine Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'dan da çok sayıda çevik kuvvet ekiplerinin geldiği gözlendi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan, operasyonun Adıyaman tütün pazarının olacağı gün yapıldığına dikkat çekti. Doğan açıklamasında çiftçiye ve esnafa bu reva görülemez, ekmeği için ayağa kalkan çiftçimize tehdit, gözaltılar sökmez, gözaltındakiler derhal serbest bırakılmalıdır. Haklarını alana kadar tütün üreticilerimizle omuz omuzayız şeklinde bir açıklamada yaptı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan diye devam ediyor sevgili seyirciler. Haber ve köylerin yolunu kestiler, ek kuvvet getirdiler şeklinde de manşete ek bilgi verilmiş. Evet, tür manşetimizde ne var? Bakalım hemen. Hem Livaneli'nin solculuğunda vatan yok ve Cumhurbaşkanı annelerle kucaklaştı. Önce Livaneli'nin solculuğunda vatan yok haberinin içeriğine bakalım şöyle bir. Mumcu Avrupa Birliği'ni savunan, Atatürk solcu değil diyen Zülfü Livaneli için fikirleri emperyalizme alan açıyor dedi. Livaneli'yi Kurtuluş Savaşı'nda yabancılardan para alan iştirakçı Hilmi'ye benzeten Mumcu, vatanı savunmayı öne almayana solcu denmez şeklinde konuştu avukat Ceyhan Mumcu. Cumhurbaşkanı annelerle kucaklaştı. Sürmanşetinde Diyarbakır'da HDP önünde nöbet tutan aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anneler bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre etti dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan annelerin korku duvarını yıktığını söyledi. Aileleri dinleyen Erdoğan, Kandil'dekilerin evlat diye bir sorunu yok. Ben inanıyorum ki Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın ifadelerini kullandı. Evet, Aydınlık Gazetesi'nin bir başka haberi, terör devletine karşı Astana'da ortak duruş. 16. Astana süreci toplantısının sonuç bildirgesinde Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle kurulmaya çalışılan PKK, PYD devletçiliğine karşı Türkiye, Rusya ve İran'ın birlikte hareket edeceği vurgulandı. Hemen haberin içeriğine şöyle bir bakalım. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılan 16. Astana süreci görüşmeleri sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde güvenlik ve istikrarın, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla mümkün olabileceği belirtildi.
Evet, Aydınlık Gazetesi'nin bir başka içeriğine daha bakacaktık ama Hürriyet Gazetesi geldi. Şu Möntrö parlak değil makul haberini de okumak istiyorum arkadaşlar. Atatürk'ün gösterdiği tepki Tevfik Rüştü Aras'ın konferansta gösterdiği performansıydı. Nitekim Atatürk sözleşmeyi bir zafer olarak görüyor ve bu zaferi de Aras'a değil İsmet İnönü'ye mal ediyordu. Haksız da değildi. Doçent Doktor Murat Burgaç'ın yazı dizisi de Aydınlık Gazetesi'nde. Evet, Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yine o büfe, yine o aile var. İstanbul'da Emre Maysi işlettikleri hamburger büfesi yüzünden kavga ettiği husumetine benzetip öldüren Akın Kutlu'nun abiyi de cinayet işledi. Bu cinayetin nedeni de yine o büfe. Hatırlayacaksınız bu haberi. Sedye'de öldürülmüştü. Şişli Etfal Hastanesi'nde geçen yıl 7 Ocak'ta meydana gelen olayda Akın Kutlu, Emre Maysi 17 yaşındaki bıçaklayarak öldürdü. Kutlu'nun Maysi akrabalarıyla ortak oldukları hamburger büfesi yüzünden kavga ettiği kişiyle benzettiği için öldürdüğü ortaya çıktı. Bundan 11 ay sonra bu kez ağabey Kutlu kan döktü. Bütün aileye dava açıldı diye devam ediyor haber. Ağabey Muhammed Kutlu aynı büfe yüzünden tartıştığı kuzeni Ozan Tekcan'ı karakolun önünde 8 kurşunla öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Cinayetin ardından Kutlu'ya cinayetten babası Gazi Kutlu, annesi Döndü Kutlu ile kardeşi Davut Kutlu'ya da cinayeti azmettirmekten müebbet hapis talebiyle dava açıldı diye devam ediyor. Anne ve birinci cinayetin işlenen Emre Maysi'nin fotoğrafı var ve ikinci cinayet diye de devam ediyor haber. Evet, Hürriyet Gazetesi'nin sürmanşetine bakalım. Gözünden tanır aşık oluruz. Tüm eserleriyle geniş kitlelere etkileyen ve çok ses getiren psikiyatr Gülseren Buğdaycıoğlu artık her hafta Hürriyet'te diye haber paylaşmışlar. Buğdaycıoğlu'nun ilk yazısını aksettirmişler ve doğduğunuz günden itibaren pek çok birbirinden farklı duygu biriktiririz içimizde. Bize çocukluk acılarımızın bir benzerini yaşatacak kişileri gözünden tanır ve gider, ona aşık oluruz. Tesadüf deyip geçtiğimiz pek çok şey aslında tesadüf değildir. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize demiş ve Gülseren Buğdaycıoğlu'nun biliyorsunuz kitapları dizi serisine çevrildi ve birçok kanalda da ilgi görüyor. Bunlardan bir tanesi Masumlar Apartmanı, izliyorsanız hatırlayacaksınız Gülseren Buğdaycıoğlu'nu. Evet, hayvan severlere güzel bir haber. Artık mal değil can, biliyorsunuz hayvan severler, hayvanlar mal olarak geçiyordu kanunlarda ve kamuoyunun yıllardır beklediği hayvanları koruma yasası nihayet mecliste kabul edilerek yasalaştı. Biz de geçtiğimiz hafta Gün İçinden programında bu konunun detaylarını aslında işlemiştik sevgili seyirciler. Hürriyet Gazetesi'nde haber şöyle devam ediyor. İşte yasanın detayları. Artık hayvanlar mal ya da eşya değil, can statüsünde değerlendirilecek. Kötü muamele gören hayvanlar açısından sahipli sahipsiz ayrımı kaldırıldı. Hayvana cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz edene 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Pet shoplarda kedi ve köpek satılmayacak. Ev hayvanını terk edenlere 2000 lira ceza kesilecek şeklinde haber devam ediyor. Evet, şimdi 28 Şubat'ta cezalar onandı. Yargıtay 28 Şubat davasında aralarında Çevik 1 ile Çetin Doğan'ın bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Davada 16 sanık hakkındaki hüküm bozuldu. 37 sanığın beraatı kesinleşti. Bu 14 sanık cezaevine girecek şeklinde devam ediyor. Evet, aşağı doğru indiğimiz zaman Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gidişiyle ilgili, Diyarbakır'da annelere destek. Erdoğan evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret edip destek verdi. Erdoğan şu mesajları verdi. Bir baba olarak bu acıyı annelerle birlikte hissediyorum. Adı zulümle, işkenceyle anılan Diyarbakır cezaevini boşaltıp kültür merkezi olarak hizmete sunacağız. Çözüm sürecini biz başlattık. HDP
sonlandırdı diye devam ediyor haber. Evet. Biz bunu atsız oynarız. Atla oynanan polonun bisikletle de oynanabileceğini biliyor muydunuz diye bir başlık atmışlar ve polo takımı sporcuları her cumartesi İstanbul'da Fenerbahçe Parkı'nda buluşup bisikletle polo oynuyor. Sporcular bisikletli polo'yu Hürriyet'e anlatmışlar. Evet, ilginç. Ben de ilk defa görüyorum. Muhtemelen siz de ilk defa bu sporu bilmiyorduk mesela. Birçok sporu bilmiyoruz aslında Türkiye'de. Gerçekten futbola daha çok odaklı olduğumuz için. Ama bu tarz haberler de bizi mutlu ediyor. Evet, bakalım oyuncu Aygün Aydın sosyal medya hesabından iş insanı Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsine çarptırıldı. Mahkeme Aydın'ın tedbir kararını ihlal ettiğine hükmetti. Bu konuda magazin gündeminde uzun zamandan beri var. Takip ediyorsunuz mutlaka. Bileceksinizdir. Kadınların genel olarak uzaklaştırma çıkardığı bir dönemde işte bir erkeğin de bir kadından canının yandığını da görebiliyorsunuz ve artık hiçbir şekilde insanları rahatsız etmenin sonucu sadece karakola girip ifade verip çıkmaktan ibaret değil. Cezalar daha da ağırlaştırılacaktır. Burada tabii ki kadın erkek demiyoruz. Cinsiyet olarak, insan olarak her ne olursa olsun kimsenin kimseyi taciz etme gibi bir lüksünün olmadığını da söylemek gerekiyor. Bakın burada da 3 günlük ceza için hapse girdi şeklinde haberi görüyorsunuz sevgili seyirciler. Evet, Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi bugün manşetinde hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı. Can dost yasaları diye manşet atmış. Ortaköy meydanında halının üzerinde yatan sokak köpeğinin ıslanmaması için bir hayvansever şemsiyesini vermiş. Bu güzel anı belgeleyen fotoğrafçılarsa para bırakmış. Komşu esnafa para mamaya dönüştürmek, yani parayı artık mamaya dönüştürmek kalmış şeklinde yazmışlar. Ve fotoğrafı şu anda siz de görüyorsunuz. İnanılmaz güzel bir fotoğraf. Gerçekten geçtiğimiz günlerde de 13 yaşında bir çocuk bir sokak hayvanını evden gidip battaniye alarak sarmalamıştı. Evet, haberin devamını paylaşalım sizlerle. Hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirildi. Hayvanlara eziyetin, cinsel saldırının cezası katlandı. Hayvanlar mal, eşya olmaktan çıkartılıp canlı statüsü kazandı. Hayvanlar sahiplerinin borçlarından dolayı haciz edilemeyecek. Tehlikeli türlerin bakılması, beslenmesi, barındırılması, ülkeye girişi yasaklandı. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayvan dövüştürenlere 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Sirkler ve yunus parkları yasaklandı. Pitbull, terier türlerinin satışını yapanlara 11 bin lira ceza uygulanacak. Kedi ve köpek sahipleri hayvanlarını 31 Aralık 2022'ye kadar dijital kimliklendirme ile kayıt altına alacak diye devam ediyor haber. Ve terk etmek yasaklandı. Hayvan sahiplerinin terk etmesi yasaklandı. Ev hayvanını terk etmek fiili kabahat olarak düzenlenerek hayvan başına 2000 TL ceza öngörüldü. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyelerin 31 Aralık 2022'ye kadar hayvan bakım evleri kurması da zorunlu kılındı. Hayvanseverler için güzel haberler. Evet, Milliyet Gazetesi'nin sürmanşetine gidelim. İtalyanlardan komple teorisi neymiş? Biz de yarın işleyeceğiz bu konuyu sevgili seyirciler. UEFA 2020'yi takip ediyoruz. Çizme basını UEFA Başkanı, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyen isimlerin başında gelen İngiltere Başbakanı Johnson'a borç ödediğini ileri sürerek yarın oynanacak İngiltere-İtalya finali öncesi çok ağır komplo senaryolarını gündeme getirdi. Bu konunun detaylarını yarın sabah hafta sonu programında işleyeceğiz ve diğer sürmanşete bakalım. Irkçılığa karşı dik duran konser. Amerika'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı dik duruşuyla dünya müzik tarihine geçen Ahmet Ertegün anısına yeniden caz konserleri düzenleniyor. 2 yıl aradan sonra Washington Büyükelçiliği tarihi binasında düzenlenen ilk konserde Baron Wolf Vocal Vibes adlı caz topluluğu sahne
aldı deniyor. Evet, dipsiz göl hayata tutunamadı. Fotoğraf görüyorsunuz. İki tane fotoğraf var. Üst ve alt fotoğraf. Çamur göl. Neymiş bu? Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda 2019'da define kazısı sonucu yok olmasının ardından eski haline döndürülmeye çalışılan 12 bin yıllık dipsiz göl berraklığına kavuşamadı. Jeoloji mühendisi Profesör Bektaş, kazıda gölü besleyen drenaj ve taban bozuldu. Fuana ve florasını kaybeden gölün eski haline dönmesi çok zor dedi. Bravo bize, yani bir tabiat katliamına daha sebebiyet vermişiz. Biliyorsunuz zaten Marmara Denizi'ndeki müsilajla uğraşıyoruz çok uzun bir zamandan beri. Bu kadar görseli, üstteki fotoğraf eski hali gölün. Ya bu kadar güzel bir tabiat görselini aşağıdaki fotoğrafa çevirmek de herhalde ayrı bir plaket gerektiriyor. Gerçekten bravo, yani şu görüntüyü şu görüntüye çevirmeyi nasıl başardınız? Tebrik ediyoruz. Hakikaten tebrik ediyoruz. Yani define kazısı uğruna yapılan işleme bakar mısınız? Gerçekten insan çıldırıyor. Yani bu kadar tabiat güzelliği olan bir ülkede yaşıyoruz ama kendi kendimize tabiat güzelliklerimizi, hani düşman yapmaz herhalde bunu. Dışarıdan gelen bir düşman bize bu kadar zarar vermez ama biz kendi kendimize tabiatın canını okuyoruz. Bu fauna ve florayı birçok kez duydunuz son zamanlarda, özellikle Marmara Denizi'ndeki müsilaj konusunda. Fauna ve florasını kaybeden gölün eski haline dönmesi çok zor. Bilmiyorum, yine de hani bütün umutlar gitmiş değil ama hakikaten bir noktadan sonra gerçekten eskiye dönüş çok zor. Var olanın kıymetini bilip korumak gerekiyor ama maalesef artık son dakikaya kadar biz bunu yapamıyoruz. Evet. Bakalım. Çözüm sürecini HDP yıktı. Diyarbakır annelerini ziyaret eden Erdoğan, Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla korku duvarlarını yıktılar dedi. Milliyet gazetesi de aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini ele almış. Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel emperyalizmin ülkemizde 1,5 asırdır kaşıdığı bir yarayı kapatmak için evet çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olamadık. Süreci HDP'nin art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı ve süreci provokettiler, zehirlediler, sonunda tamamen yıktılar dedi. Erdoğan Diyarbakır cezaevinin de boşaltılıp kültür merkezi yapılacağını iletti şeklinde devam ediyor haber. Şimdi ekonomide çek torbası önemli bir konu. Biz de bunu saat 10'da İslam Memiş'le birlikte değerlendireceğiz. Hafta sonunun başında sizlere aktarmıştım. Bu arada sorularınız varsa sosyal medya hesaplarından da bize yazabilirsiniz. Şimdi yeni torba yasa teklifine göre karşılıksız çekten 30 Nisan 2021 itibariyle mahkum olanlara ödenmemiş çek bedellerinin 1/10'unu 30 Haziran 2022'ye kadar diğer taksitleri 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyet sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanıyacak. Ekonomide çek torbası. Tabii bu tasarının içerisinde çek mağdurları ne kadar memnun, ne kadar değil, bunların hepsini söylediğim gibi saat 10 kuşağında İslam Memiş'le birlikte değerlendireceğiz. Hemen altındaki haber, Bir ve Doğan'ın cezaları onandı. Yargıtay 28 Şubat davasında aralarında emekli orgeneraller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı. 14 sanığın cezaevine gireceği belirtildi. Sağ tarafta hemen Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında CHP'li başkanlara talimat, sanatçılara sahip çıkın. CHP lideri Kılıçdaroğlu, partili belediye başkanlarına sanatçılara sahip çıkmaları için talimat verdi. 8 maddelik çağrıda sanatçıları desteklemek için nüfus yoğunluğunuz ve bütçeniz oranında oyun alımı yapınız. Parklar, bahçeler, amfiler ve tarihi mekanlarda tiyatro seyirliği geleneğini yeniden başlatınız denildi. Evet, biraz kanlı, Yeni Şafak gazetesine geçtik. Evet, Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşetinde 15 Temmuz'a 5 gün kala CHP'den FETÖ'ye tahliye sözü manşeti var. Hemen haberin içeriğine bakalım ne varmış. FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğu bilinen CHP 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne 5 gün kala tahliye sözü verdi. OHAL döneminde kamudan çıkarılan KHK'lılara bir araya gelen CHP yöneticileri kesinleşmiş mahkeme kararı da olsa tüm dosyaları yeniden
açacaklarını söylediler. Darbeyi 20 Temmuz'da hükümet yapmış diye devam ediyor haber şimdi. İçeriğine bakalım. Parti kararı doğrultusunda KHK'lılarla buluşan isimler Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve parti meclisi üyesi Yüksel Taşkın oldu. Karaca, KHK zulmüne son vereceğiz. Biz 20 Temmuz sivil darbesinin devam ettiği süreçte hukuksuzca işinden edilen anlayışa son vereceğiz dedi. Haber devam ediyor. FETÖ'ye karşı çıkarılan KHK'lar dehşet şeklinde. Karaca kesinleşmiş yargı kararlarını da dikkate almayacaklarını söyledi. FETÖ ile mücadele etmek için çıkarılan kanun hükmünde kararnameleri dehşet yıkım gibi bir şey diye niteleyen Kaftancıoğlu da örgüt üyelerine şu sözlerle sahip çıktı. Çoğunuzun mahkumiyeti soyut düşüncelere dayanıyor dedi. Evet, Yeni Şafak gazetesinin haberlerine devam edelim. Bir fotoğraf var, başkan dövdürüp izledi. Türkiye Giresun'un Eynesili ilçesinde CHP'li başkan Ahmet Latif Karadeniz ve adamlarının Dikici ailesini darp etmesini konuşuyor. Haberin içeriği şöyle devam ediyor. Gerekçe ayak ayak üstüne atma. CHP'li başkan Ahmet Latif Karadeniz'in, Ülfet Dikici ve Yasin Dikici'nin fotoğraflarını da görüyorsunuz sevgili seyirciler ekranlarda. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre saldırı Yasin Dikici'nin parkın çok kirli olduğunu görüp belediyeyi aramasından sonra yaşandı. Telefondaki tartışma üzerine parka gelen Karadeniz ve adamları Dikici'yi ayak ayak üstüne attığı gerekçesiyle taciz ettiler. Gerilim artınca da Dikici, eşi Mehtap Dikici ve annesi Ülfet Dikici tartaklandı. Başkan Karadeniz ise bu sırada dayağı kenardan izledi. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Suikaste Amerika izi. Haiti Devlet Başkanı evinde suikast düzenleyen çok Kolombiyalı profesyonel savaşçılar kendilerini Amerika'da uyuşturucuyla mücadele dairesi üyesi diye tanıttı. Haber şöyle devam ediyor. 28 kişilik suikast timinden 11'i zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede şüphelilerin bulunduğu karakolun çevresinde toplanan öfkeli kalabalık birçok aracı ateşe verdi diyor. Evet, bir haber daha var sağ tarafta. Aksa'da yeni provokasyon. İsrailli fanatikler saldırı hazırlığında. İsrail'de fanatik Yahudiler Süleyman Mabedi'nin yıkılışının anıldığı şurada yazılan Tişa B'Av gününde Aksa'ya saldırı hazırlığında. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El Kisvani savaşı ateşleyen tahrik edici sahnelere tanıklık ediyoruz dedi. Haberin devamını Yeni Şafak gazetesinden okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Evet, Yeni Şafak gazetesinin sür manşeti kavlimizi yenilemeye geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini sür manşetinden almış. Diyarbakır'dan mesaj, çözüm sürecini biz bitirmedik şeklinde annelerin bedduası onları vuracak. Haberin içeriğini şöyle okuyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'a önemli bir ziyarette bulundu. Diyarbakır'a sadece açılış ve ziyaret için gelmediklerini belirten Erdoğan, biz bugün buraya aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek, Diyarbakırlılarla istişare etmek, Diyarbakır ile olan kavlimizi yani sözümüzü yenilemek için geldik dedi. Çözüm sürecini biz bitirmedik şeklinde devam ediyor haber. Erdoğan toplu açılış töreninde Diyarbakır cezaevinin boşaltılacağı ve kültür merkezi olarak hizmet vereceğini müjdeledi. Erdoğan çözüm süreciyle ilgili de HDP'ye sert çıktı. Erdoğan daha kaldırılan çocuklar için 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP'li il başkanlığı önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Reklam az sonra tekrar karşınızda olacağız.
Kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Gazete manşetlerimizle devam ediyor hafta sonu. Evet, Akşam Gazetesi'yle devam edeceğiz. Akşam Gazetesi manşetine Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayız diye atmış. Erdoğan Diyarbakır'dan birlik beraberlik mesajı verdi. PKK, PYD ve HDP bu milletin başına gelmiş en büyük musibettir dedi. HDP ile CHP ideolojik akraba diye devam ediyor haber. HDP'nin CHP'ye verdiği desteğin nedeninin ideolojik akrabalık olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın düşmanı. Bunlar 1940'larda Türkiye'nin başına bir kabus gibi çöken tek parti CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur dedi. Çözümü HDP'nin art niyeti bitirdi diye devam ediyor haber. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz mücadele ettiklerini vurgulayan Erdoğan, küresel emperyalizmin ülkemizde 1,5 asırdır kaşıdığı bir yarayı kapatmak için çözüm sürecini başlattık ama süreci bunların art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı ifadesini kullandı ve sol tarafta da Kurşunlu'da Cuma namazı. Başbakan Erdoğan Cuma namazını terör örgütünün yakıp yıktığı ve devletin yeniden ihya ettiği tarihi Kurşunlu Camii'nde kıldı. Evet, Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında özel çarpıtma diye devam eden bir haber var. Hemen içeriğine bakalım. CHP'li Özel Erdoğan'ın İnönü'nün darbe tehdidiyle ilgili sözlerini eleştirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın cevabını tahrif etti. Erdoğan, İnönü'nün 27 Nisan 1960'ta binbaşıyı çağırayım, meclisi feshettireyim dediğini açıklamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvuran CHP'li Özel, tutanaklarda o sözler yok diyerek özür istedi. Oysa Meclis Başkanlığı'nın cevabında memuru, emniyeti, zabıtayı politikaya alet eder mahiyetteki beyanatlarının genel kurulda yapılan oylamayla tutanaktan çıkarıldığı tespit edilmiştir deniliyordu şeklinde devam ediyor haber. Evet, cinayet haberi olmak istemiyorum. Savcılığa başvurdu. Adana'da iki çocuk annesi kadın, eski erkek arkadaşının tehditleri yüzünden ölüm korkusu yaşıyor. 25 yaşındaki Amen'in hayatı kıskançlık yüzünden ayrıldığı eski erkek arkadaşı MÇ'nin tehditleri nedeniyle kabusa döndü. Üstelik MÇ genç kadına fotoğraflarıyla şantaj yapmaya başladı. Savcılığa başvurup uzaklaştırma kararı aldıran genç kadın, şikayetimi çekmem için tehdit ediyor, öldürülmekten, ailemin zarar görmesinden endişe ediyorum. İki çocuğum annesiz kalmasın dedi ve son dönemlerde sevgili seyirciler en çok duyduğumuz şey bu şiddete uğrayan kadınlarda cinayet haberi olmak istemiyorum. Ben de o cinayete kurban olan kadınlardan biri olmak istemiyorum şeklinde feryat ediyor kadınlar. Elbette ki kadına şiddet yasasının daha da ağırlaştırılması bekleniyor. İstanbul Sözleşmesi'nden biliyorsunuz çıktık ama daha ağır yasalar mecliste mutlaka gündeme gelecektir. Çünkü bunların arkası kesilmiyor ve son dönemlerde kadın cinayetleri ve kadına şiddet oldukça arttı. Bir sarhoş iki genç kızın sonu oldu. Çorlu'da 175 promil alkolle araba kullanan Cengizhan Gencer, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Aslı Şentürk'le Tuana Göksel'e çarptı. Genç kızlar öldü, sürücü tutuklandı. Evet, Akşam Gazetesi'ni bitirdik. Diğer gazetemize geçebiliriz. Evet, Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi manşetine, Sabah Gazetesi de manşetine yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini almış. Evlat nöbetine en güçlü destek şeklinde bir manşet atmış. Diyarbakır annelerini nöbet çadırında ziyaret eden Başbakan Erdoğan, bu cesur anneler açtıkları bayrakla hem korku duvarını yıktı hem de bölücü terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre etti diyor. Evet, şimdi haberin devamında yine diğer gazetelerde olduğu gibi çözüm sürecine HDP'nin art niyeti sonlandırdı şeklinde bir yazı var. Aşağı doğru devam edelim. Kaza değil cinayet. Biraz önce de okuduğumuz bir haber, yine kaçıranlar için tekrar Sabah Gazetesi'nden de sizlere aktaralım. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 175 promil
1.75 deniyor da eski söylemiyle 175 promil alkollü sürücü Cengiz Hange çevre yolunda hız yaptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki iki arkadaş Elif Şentürk'le Tuana Göksel'e çarparak öldürdü. 5 yıldır pencerede hasretle bekliyor. Haberin içeriğinde ne var hemen bakalım. FETÖ'cü hainlerin 3 evladını birden şehit ettiği Muzaffer Ana, aynı inançla vatan bana emanet diyor. Oğulları Mehmet ve Hakan'la damadı Lütfi Gülşen 16 Temmuz sabahı F-16'dan külliyeye atılan bombayla şehit oldu. Geçen 5 yılda Muzaffer Ana pencerenin önünde evlatları gelecekmiş gibi nöbet tutuyor. Sağda da fotoğrafını görüyorsunuz. Evet, Sabah gazetesinin sür manşetinde ne var? O adamı düğünümde istemiyorum. Damat eşi Zeynep Bastık'ın düet yaptığı Berkay'ı davet etmedi. Bu da bir magazin haberi, size aktaralım. Genç şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış'la geçen çarşamba Çeşme'de evlenmişti. Damat Berkay'ı düğününde görmek istemiyorum demiş. Haberin detaylarını öğrenmek isterseniz Sabah gazetesinin Günaydın Ekin'de okuyabilirsiniz. Evet, Fenerbahçe'yi deviren, arkadaşlar okuyayım. Fenerbahçe haberini okuyayım. Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor Galatasaray'la eşleşti. Büyük heyecanın yaşandığı U19 Gelişim Ligi'nde Bordo Mavili gençler Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve finalde Aslan'ın rakibi oldu. Okumasam da olurmuş bir Fenerbahçeli olarak. Güzel bir haber zannettim ama U19 Gelişim Ligi var biliyorsunuz. Evet, Fenerbahçe Trabzonspor'u yenmiş. Tebrik ediyoruz tabii ki, şaka bir tarafa. Evet, Bodrum'da mutlu bir aile tablosu. Biraz da size magazin haberi de okuyayım. ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la Bodrum'da tatile çıktı. Karan'la eğlenceli dakikalar yaşayan karı koca bir yandan da deniz, güneş ve güneşin tadını çıkardı. Çift Karan'ın uyku saati gelince kendilerini serin sulara attı diyor. Evet, 400 milyon dolarlık yatıyla Ege'ye demirledi. Kim demirlemiş hemen bakalım. Türkiye aşığı Rus iş adamı Andrei Skoç yine yatıyla Bodrum'a geldi. Madame Gu adlı 400 milyon dolar değerindeki yatla helikopter pisti ve eğlence merkezi bile var. 400 milyon dolarlık yatta her şey vardır. Yani sadece helikopter pisti ve eğlence merkezi değil, yok yoktur diye tahmin ediyorum. Evet, devam edelim. Sağ tarafta bir fotoğraf görüyorsunuz. Et pazarı aslında. Et pazarı, köle pazarı, her şeyi söyleyebilirsiniz. Yani bu fotoğraf yaklaşık bir haftadan beri her yerde konuşuluyor. Neden bu kadar çok konuşuluyor? Bir kere Best Model Türkiye yarışması. Onda bir sorun yok. Ama Best Model Türkiye yarışmasındaki erkeklerin bir salonda bu şekilde bu kıyafetlerle diz çöktürülerek oturtulması, Erkan Özarman'ın da orada o şekilde dikilmesi Türkiye'nin gündemini sarstı. Açıkçası bu fotoğraf tam bir köle, yani kölelik adleden işte et pazarı diyebileceğiniz bir fotoğraf. Hiç yakışmayan bir fotoğraf. Best Model Türkiye yarışmasında adayların göçmenler gibi diz çökmüş halleri. Koordinatör Erkan Özarman'ı hiç yaralamamış. Sanki köle pazarındaki beyaz efendi gibi kendinden emin bir şekilde duruyor. Hakikaten bu fotoğraf günlerden beri konuşuluyor ama Erkan Özarman'dan konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Bu fotoğrafın üstüne umut ediyoruz ki Erkan Özarman bir daha bu tarz organizasyonlarda bulunamasın. Çünkü bu fotoğraf hem Türkiye açısından hem de burada insanlara gösterilen saygısızlık açısından çok ciddi bir konu addediyor. Dolayısıyla Erkan Özarman'ın orada kendini böyle cemaatin önde lideri gibi dikilerek durması da ayrı bir tartışma konusu. Mevlüt Tezel yazmış, Günaydın da okuyabilirsiniz. Evet, biraz alta inelim. Şifa veren 9 mucize baharat neymiş? Onu bir okuyalım. Var mı detayı bilmiyorum ama evet, detayı yok. Detayı o zaman gazeteden okuyacaksınız. Şifa veren 9 mucize baharat. Bu bakalım başka. Sabah gazetesine geçebiliriz. Bütün haberleri verdik. Türkiye gazetesi manşetinde HDP'den hesap sorun. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini almış Türkiye gazetesi de. Erdoğan çözüm sürecini, gizli gündemleri bitirdi.
manşette HDP'den hesap sorun şeklinde Erdoğan'ın ziyaretine çok sevindiklerini söyleyen Diyarbakır anneleri biz güçlüydük onlarla beraber daha da güçlendik. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptık. Allah kendisinden razı olsun. Biz burada eylemimizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Annelerden, Diyarbakır annelerinden teşekkür. Daha da güçlendik şeklinde konuşmuş Diyarbakır anneleri. Evet, yerli ve milli gururumuz böyle deneniyor. Türkiye Gazetesi'nin diğer bir haberi. Hangi aşıyı kime vurduğunu yalnız hemşire biliyor. Şimdi Türkovak, yeni Türk aşımızın ismi. Türkovak için gönüllü olanlar kör uygulamayla aşı yaptırıyor. Kayseri'de geliştirilen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde faz 3 çalışmaları yürütülen yerli aşımız Türkovak, kör uygulama denilen bir metotla deneniyor. Gönüllülere hangi aşının uygulandığını, ne yaptıran ya da ne yapan biliyor. Aşının cinsini tek bilen kişi aşı flokanlarını hazırlamakla görevli olan hemşire diye devam ediyor haber. Evet, bir başka haber daha bu konuda çok bu haftanın gündemine oturdu. Şahane inceleme. Haberin sahibi arkadaşımız da 11 kuşağında bize bağlanacak. Size hafta sonu programının başında söylemiştim. İki kişinin 26 bin lira ödediği fatura. İki kişinin 1000 lira su verdiği, içme suyuna verdiği fatura. Onu konuşacağız demiştim. Onun haberi zaten. Marmaris'te ormanın içindeki villası için iskele yaptırıp özel mülk tabelası çakan oyuncu Şahan Gökbakar'ın yapısıyla ilgili Çevre Bakanlığı inceleme başlattı. Çünkü bu konu gündeme düştü. Şahan Gökbakar Marmaris'te bir ev satın aldı, bir villa satın aldı. Yaklaşık 10 milyonluk bir villa, 3 milyon da tadilat parası harcadı. Fakat civardan gelen teknelerden rahatsız olunca da kendi yaptırdığı özel iskeleye burası özel mülktür, girilmez as şeklinde bir tabela astı. Bu da tabii ki gazeteciler tarafından görüntülenip haber olunca direkt Çevre Bakanlığı'nın da dikkatini çekti ve bu yüzden Çevre Bakanlığı inceleme başlattı. Çünkü sonuç itibariyle orası kamuya açık bir bölge, özel mülk olarak geçmiyor. Dolayısıyla orada herkes denize de girebilir, teknesiyle de gidebilir. Fakat Şahan Gökbakar bundan son derece rahatsız olup evinin kenarına yanaşan tekneleri oradan ayrılması için uyarıp bir de özel mülktür girilmez tabelası asınca elbette ki haber oldu ve günlerdir bu haberde konuşuluyor. Halka açık bir alana kendi özel mülkü gibi bir tabela asması çok dikkat çekmişti. Bakalım Çevre Bakanlığı bu konuyla ilgili nasıl bir sonuca varacak bilmiyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Bir Tosuncuk da Nazilli'den çıkmış. Nazilli'de de bir Tosuncuğumuz olmuş. Hayırlı olsun. 500 milyon çarpmış. Tosuncuklar 500 milyonun altında para çarpmıyor maşallah. Türkiye Çiftlik Bank'ın vurguncusu Mehmet Aydın'ı konuşurken benzer bir vakanın Aydın'da yaşandığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki bir gencin üniversite eğitimi için geldiği Nazilli'de 28 yaşında bir gencin üniversite eğitimi için geldiği Nazilli'de 500 milyon TL toplayıp ortadan kaybolduğu belirtildi. Artık 500 milyon TL'yi nasıl toplamış haberin içeriğini Türkiye Gazetesi'nden okuyabilirsiniz. Bakalım başka neler var Türkiye Gazetesi'nde. Alzheimer için test kiti yapılmış. Alzheimer Türk bilim adamları Alzheimer'ı tespit eden teşhis kiti geliştirdi. Covid-19'da olduğu gibi çubukla DNA örneği alınıyor. Kit 2 saatte sonuç veriyor. İlginç bir haber başlığı. Haberin devamı Türkiye Gazetesi'nde. Evet. Yemeğin kalbi malzeme. Lezzet, üretici ve şefin oluşturduğu işbirliğinin renk, ses, koku ve duygularını birleştirme çizgisidir. Lezzetli sonuç üreticiden başlar diyor. Evet, Türkiye Gazetesi'ni okuduk. Sırada başka gazetemiz Sözcü Gazetesi var. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Ankara'dan dönüşte ölen madencilerin son sözleri diyor. Çevik kuvveti, jandarması, askeri hep karşımızda. Neden? Bu nasıl bir adaletsizlik? Yeter artık, biz hakkımızı istiyoruz diye bir manşet atılmış. Bakalım, haklarını alamadan öldüler.
Babası madende ölmüştü. Ankara'dan dönerken Manisa'da kazada ölen Ali Faik İnter'in babası 2002'de bir madendeki patlamada can vermişti. İnter babasının verilmeyen tazminatı için mücadele ediyordu. Hayatını işçilere adamıştı. Kazada ölen Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin yıllarca madenlerde çalıştıktan sonra 2018'de sendikayı kurmuştu. Hayatını işçilerin hak mücadelesine adamıştı. Somalı madenciler bir şirketin 15 yıldır alamadıkları tazminatları için Ankara'ya yürüdüler. Ancak şehre sokulmadılar. Ankara girişindeki bir benzincide 4 gün betonda uyudular. Ya bizim hakkımızı verecekler ya da bizi bu yolda öldürecekler diye haykırdılar. Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin önceki gece madencilere seslendi. Bu nasıl bir adaletsizliktir? Biz hakkımızı istiyoruz diye haykırdı. Bu konuşmadan 5-6 saat sonra sendikacı Çetin ve madenci Ali Faik İnter dönüş yolunda kazada can verdi diye devam ediyor haber. Evet. Uçak satma atışmasına farklı bir bakış açısı. Kişi başı milli geliri 52 bin dolar olan Finlandiya'nın başkanı tarifeli uçağa binip gelmişti. Haberin başlığı bu. Şöyle devam ediyor. Erdoğan'ın uçaklar konusunda CHP liderine devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden haberin yok dediğini duyunca aklıma şu geldi. Kişi başı milli geliri 52 bin dolar olan Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı 2015'te Türkiye'ye tarifeli uçakta gelmişti. Gelir Finlandiya'da çünkü terör yok, bir şey yok. Gelebilir. Yani bizim ülkemizin bu konudaki sıkıntısını nedense görmezden geliyoruz. Yani burada aslında özel uçak, özel araç ya da yolların kapatılması evet bazen trafiği alt üst ediyor. İstanbul'da bir bakan geldiğinde ya da Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde bir sürü yol kapatılıyor ama bizim ülkemizde maalesef terör var. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı önce kendi sağlığını korumak zorunda. Bu aslında vatandaşına yapması gereken en önemli konulardan birisi. Kendi canının sağlığını kurtarması kendisi için değil, Türkiye için gerekli bir şey. Finlandiya'nın başkanı tarifeli uçakla da gelir, her türlü gelebilir onlar da. Çünkü bizim yaşadığımız gibi bir terör olayı yok. Yani sokakta rahat da gezebilir, bisiklete de binebilir, tek başına da hareket edebilir ama bizde öyle bir şey söz konusu değil. Peki AKP'li başkan böyle ateş etti. AKP Aydın Gençlik Kolları Başkanlığı Mali İşler Başkanı Cemal Başaran otosuyla seyir halindeyken tabancasıyla rastgele ateş etti. Tepki yağdı. Partideki görevine son verildi. Emekli paşalara hapis yolu Yargıtay 28 Şubat davasında emekli paşaların da aralarında olduğu 14 kişiye verilen hapis cezalarını onadı. Evet. Yukarıda var mı başka bir şey? Ferman Padişah'ın dağlar bizimdir. O haberin alt başlığında bakalım sürmanşette gazeteci yazarların bugünkü yazılarının başlıkları yer alıyor Sözcü gazetesinde. Cumhuriyet gazetesine geçelim. Evet. Cumhuriyet gazetesi kazanan taraf Soylu cephesi. AKP'yi bölen o hal sonrası düzenlemeleri 3 yıl daha uzatılıyor. Haberin içeriğine şöyle bir bakalım neler var. AKP içinde ve kabinede Adalet Bakanı Gül'ün başını çektiği birçok ismin 31 Temmuz'da süresi dolacak olan OHAL sonrası düzenlemelerinin bitirilmesi ve normalleşmeye geçilmesi yönündeki görüşü kabul görmedi. Erdoğan'la görüşen Soylu'nun hamlesi sonrası düzenlemelerin 3 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Bahçeli'nin etkisi diye devam ediyor haber. Soylu'nun Erdoğan'a düzenlemenin terörle mücadele için önemli olduğunu ilettiği öğrenildi. AKP kulislerinde Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında Soylu ile Erdoğan'ın arasının düzeldiği belirtiliyor. Teklifin meclise sunulmasıyla Soylu'nun kazandığı değerlendirmesi yapıldı. Aşağı doğru devam edelim. Patara intikamı. Kum hırsızlığı için tutanak tutmak isteyen memur yeniden görevden alındı. Kaş'taki Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden kum çalınırken tutanak tutmak isteyen ve AKP'liler tarafından engellenen muhafaza memuru Umut Utku ikinci kez görevden alındı. Cumhuriyet'in duyurduğu olay sonrası diğer memurlar da tehdit edildi. Kaş Kaymakamına tepki var. Evet. Devam edelim haberler. Amerika çıkıyor, Taliban ilerliyor, Türkiye Kabil riskinde ısrarlı, Afganistan bilinmezi diye devam ediyor haber.
Türkiye Kabil Havalimanı'nda askeri tutma konusunda ısrar ederken Amerika'nın 30 Ağustos'ta çekileceği Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Ülkenin %85'inin kontrolü altında olduğunu iddia eden Taliban, Doha görüşmeleri başarılı olursa saldırıların duracağını duyurdu. İran sınırında iki kapı daha Taliban'ın eline geçti diye devam ediyor haber. Evet, ve sol tarafa bakalım, bir delta varyantıyla ilgili bir haber var. Delta varyantı büyük tehlike. Delta varyantı salgında dördüncü dalga kapımızda şeklinde haber içeriği devam ediyor. Ve delta varyantının hem bulaşıcılık hem de ölüm riski diğer varyantlardan çok fazla. Dördüncü pik yüksek olasılık. Bu olasılığı artıran diğer önemli faktör ise normalleşme kararı. Eğer delta yayılımını önleyemezsek ciddi yaşam kayıpları ortaya çıkabilir. Profesör Doktor Bekir Bey'in haberi. Kırkpınar'a büyük ilgi. Evet, benim de memleketim olan Edirne'den bir haber. Edirne'de bu yıl 660. kez düzenlenen tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri. Dün başladığı güreşler için kente akın edenler otellerde yer kalmayınca sokaklarda sabahladı. Evet, Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk sayfasındaki haberlere bir göz attık. Diğer gazeteye geçebiliriz. Karar Gazetesi. Karar Gazetesi manşetinde "Vicdanınız rahat mı?" manşetini atmış. Madenden yine acı çıktı. Haklarımız ödenmedi diyerek yürüyüş yapan Somalı işçiler seslerini Ankara'ya duyuramadı. Dönüş yolunda biri sendika başkanı, iki kişinin hayatını kaybetmesi ise Türkiye'yi yasa boğdu. Yıllardır ihmallerle gelen ölümlerin ve hak ihlallerinin son halkasında yaşanan trajedi vicdanları ayağa kaldırdı. Adaletsizlikleri bitirecek adımlar atılsın, artık ocaklar sönmesin çağrıları yapıldı. Evet, Soma'nın yarısı kanarken yine kahreden trajedi. Soma'da 301 madencinin hayatına mal olan faciada yargılama süreci ailelerin acılarını katladı. Sorumlulara ödül gibi cezaların ardından bu kez Soma'da 15 yıldır tazminat mücadelesi veren işçilerin Ankara yürüyüşü öne çıktı. Başkent girişinde bekletilen madenciler görüşmelerden sonuç alamadı. Dönüş yolundaki kazada ise Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter hayatını kaybetti. Evet, TL eridi, kur fırladı. Kasa bu açığı niye verdi? Türk lirasındaki değer kaybıyla Made in Turkey ürünlerin fiyatı düşmesine rağmen cari açık durdurulamıyor. TL'nin reel değerindeki rekor gerilemeye rağmen 2021'in ilk 5 ayında cari açık 12.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kriz yıllarını bile aratan tabloyu değerlendiren ekonomistler sıkıntılı gidişatın devam ettiğini vurguladı. Hakan Kara, paranız tarihin en değersiz düzeyindeyken hala dış açık veriyorsanız kaynaklarınız verimsiz dağıtılıyordur dedi. Evet, alta doğru devam ediyoruz. Belçika'dan Çin zulmüne karşı parlamento karar demişler. Türkistan zindanında soykırım var. Haberin de devamına bakalım. Pekin'in Doğu Türkistan'daki vahşeti örtbas çabalarına rağmen orada yapılan zulümdür kararlarına yenileri ekleniyor diye devam ediyor haber. Evet, şimdi Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kayıp silahlara ilişkin İçişleri'nin 2017 raporunda 106 bin rakamı belirtildi. Mecliste bunlar ne oldu sorusuna verilen yanıt tartışma yarattı. Elinde kayıp silah olanlar yasal yolla mermi temin edemez. 106 bin silah kayıp ama merak etmeyin, mermi alamazlar. Haberin içeriğine şöyle bir bakalım. Soylu sivillere silah dağıttı iddiası sonrası CHP'li Gamze Taşçıer İçişleri'ne 2019'da verdiği soru önergesini paylaştı. Bakanlığın 106 bin kayıp ve çalıntı silah bulunduğuna ilişkin 2017 faaliyet raporuna da yer verilen önergede kaçı bulundu sorusu yöneltildi. İçişleri'nin yanıtında ise elinde kayıp ve çalıntı silah olanların mühimmat alamayacağı belirtildi.
Evet, sağda da Ahmet Onay'ın bir haberi var. Kiliseye gittim ama alışverişi görmedim. Peker'in 15 Temmuz'un akabinde bir kasa Kalaşnikov Balat'ta bir araca yüklendi iddiasında adı geçen Ahmet Onay. Balat'a gidişi doğruladı. Onay bahsettiği kişilerle kilise yakınlarına gittim ama ne alıp verdiklerini görmedim dedi. Evet, Karar Gazetesi'nin de bugünkü ilk sayfasındaki haberleri aktardık size. Geçiyoruz. Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde sınırımızda kirli oyun peşindeler şeklinde bir manşet var. Emekli Korgeneral Pekin, Rusya ve Amerika'nın Suriye sınırımızda tezgahladığı rant ve güç mücadelesinin toprak bütünlüğümüzü tehdit eder hale geldiğini vurguladı. Ankara'nın Washington'ın politik baskılarına boyun eğmemesini isteyen İsmail Hakkı Pekin, bölgeden çekilirse Rusya yerleşecek, Amerika bu nedenle boşaltılmasını istemiyor dedi. Evet, Karadeniz'de sular giderek ısınıyor. Moskova ile NATO her an çatışabilir. NATO'nun Karadeniz'deki tatbikatı nedeniyle Batı ile Rusya arasındaki gerginliği değerlendiren Bulgar General Zasankov, iki kuvvetin çatışma ihtimali yüksek dedi. Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk sayfasında sağ tarafta Kılıçdaroğlu'na 3. doz aşı haberi verilmiş. CHP lideri sağlık çalışanlarına teşekkür ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının %60'a ulaştığını söyledi. Delta varyantı tehlikesi de konu edilmiş Yeni Çağ Gazetesi'nde. Profesör Doktor Gülay Korukluoğlu, vakaların %80'i daha da bulaşıcı olacak. Delta varyantının yayılmasının beklenmedik şey olmayacağını ifade eden Korukluoğlu. Önemli olan ne kadar yatakta tedavi ya da ölüm oranına sebep olacağı dedi. Evet. G20 Maliye Bakanları ve MB Başkanları toplantısı için İtalya'da bulunan Hazine Bakanı, Amerika Hazine Bakanı Yellen'la bir araya geldi. Merkez Bankası çıtayı yükseltti diye devam ediyor haber. 2021 yılı sonu enflasyon beklentisi %15,64 dolar, TL beklentisi ise %8,99 olarak devam ediyor Yeni Çağ Gazetesi'nin haberi. Sevgili seyirciler, hafta sonunda çok kısa bir ara verelim. Az sonra tekrar birlikte olacağız. Kısa bir aranın ardından hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Ekonomiye düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte biliyorsunuz çek yasası mağdurlarının ödemelerinin Haziran 2022 tarihine ertelenmesi istendi. Tüm detayları kiminle konuşacağız? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bizimle birlikte. İslam Bey, hoş geldiniz hafta sonuna. Günaydın, iyi yayınlar Figen. Çok teşekkürler. Çek yasası mağdurları ile ilgili bir düzenleme getirildi ama mağdurlar çok da memnun olmadı aslında karardan. Kararın içeriği tam olarak nedir? Yani hakikaten bu mağdurlara bir fayda sağlayacak mı? Yoksa ek bir düzenleme daha olması gerekiyor muydu size göre? Önce buradan bir başlayalım isterseniz. Yani ek düzenlemeye yine ihtiyaç var. Çünkü geçen yıldan itibaren çek mağdurları ile alakalı 1,5 yıllık süreç içerisinde, koronavirüs salgını içerisinde alacaklı ve borçluların ciddi anlamda ayrıştığı bir dönemdeyiz ve burada bir taraftan bir tarafı illaki mağdur oluyor yapılan düzenlemeyle birlikte. Bu düzenlemenin daha yasal mevzuatlarının hazırlanması gerekiyor. Yani biraz daha baltayı ortaya vurmamız gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü istismara açık bir ticaret kanunu olduğu için buradaki yasal mevzuatların dışına çıkanların da hukuki haklarını araması, yasal haklarını araması çok uzun yıllar arıyor. İncelenmesi, belgelenmesi, faturalandırılması, geçmişe dönük tekrar inceleme yapılması gibi süreçlerin çok uzun sürdüğünü ve bırakın ticaretten kâr etmeyi, zararını bile karşılamanın çok uzun zaman aldığını da gözlemliyoruz. Bence bu süreçte yine
mağdurluk dediklerimizin bu mağdurlati ya buradaki mağduriyet aslında da biraz daha irdelenmeli. Yani kim mağdur? Mesela hangi ticarete göre mağdursunuz ve hangi kaleme göre mağdursunuz? Bunun faturalandırması var, bunun ticari kar marjı olayınız var. Çünkü istismara açık bir süreç olduğu için buradaki düzenlemelerin bence tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Bir de herkese mağdur gücüyle bakmamak gerekiyor. Yani bunu hangi niyetle kullandılar, hangi niyetle yasal bir mevzuat hazırlandı. Buna da böyle değinmek gerekiyor. Evet, peki şimdi bu haftanın öne çıkan ekonomik gelişmeleri elbette ki soracağız size. Bu hafta en çok hangi alana para aktarıldı? Yatırımcılar neyi tercih etti? Neyi tercih etmeliydiler? Bu haftadan sonra neler gelişecek? Hepsini bir toparlarsanız güzel bir bilgi olur. Yatırımcıların herhangi bir pozisyon aldığını gözlemlemiyoruz. Son 2 haftadır piyasalarda tatil sezonu gibi bir rehavet çöktü ve hiç kimse herhangi bir pozisyon almakta zorlanıyor. Çünkü bir şeyi öngöremiyor. Yani fiyatlar mesela yatırım araçlarına, döviz kurları, borsalar, kripto para piyasasında, emtia piyasasında yukarı yönlü hareketler mi gerçekleşecek, tekrar düşüşler mi olacak? Buradaki belirsizlik devam ediyor. Çünkü sanırım bu 5 Temmuz'dan itibaren de sabit kur gündeme gelmiş olabilir. Böyle bir döviz kurlarında bir şey yok. Yani yukarı yönlü hareketler, aşağı yönlü hareketler yok. Bunu geçen yılda görmüştük. Böyle yatay sürecini devam ettiren bir piyasa var karşımızda. Riskler daha fiyatlanmıyor şu anda. Özellikle enflasyon endişesinden tutun da gıda enflasyonunda yaşanan bu rakamların yükselmesi, işte yurt dışında insanların gelişmiş ülkelerde gıda stoğu yapması, kuraklık beraberinde Amerika'daki enflasyonun kalıcı olacağına dair fiyatlamaların halen gerçekleşmemiş olması, içeride döviz kurlarındaki bu yatay seyrin halen fiyatlanmamış olması gibi birçok etken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi bu kadar yüksek giden bir enflasyon karşısında Merkez Bankası faiz artırımı yapacak mı veya faiz indirim süreci vardı, söylemleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bu tarafa işaret etmişti. Evet, söylenen gibi yıl sonuna kadar bir faiz indirimi olacak mı, olacaksa nasıl olacak gibi sorular da belirsizliğini kuruyor. 2 yılın en yüksek seviyesinde bir enflasyon rakamımız var ve dolayısıyla da bu fiyatlamalar karşısında bence Merkez Bankası'nın da işte büyüme tahminleri, cari açık rakamları, döviz kurları, enflasyon rakamlarında bir revizeye gitme durumu da var. Yani bu beklentilerin tekrar revize edebilir. Çünkü beklentilerin dışında bir fiyatlamayla şu anda karşı karşıyayız. Sadece kafa karışıklığı şurada. Merkez Bankası acaba faiz indirimini yapacak mı? Yoksa bu da mı revize edecek? Buradaki belirsizlik de koruyor. Ben yine 300-350 bas puanlık bir faiz indirimi beklentim vardı. Diğer sohbetlerimizde bunu söylemiştik. Yine aynı öngörüm geçerli. Ancak neye göre bunu yapacaklar, hangi enstrümanları kullanacaklar da yapacaklar. Buradaki belirsizlik biraz daha kafa karışıklığına neden olduğunu söyleyebilirim. Peki, şimdi tam zamanlı açılmayla birlikte ekonomide hareketlenme olur mu olmaz mı ya da suni bir hareketlenme mi göreceğiz diye de geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Aynı şekilde devam ediyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla Evet. alakalı? Bütün dünya ülkelerinde, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada para akışlarında biraz daha hızlanma var. İnsanlar sokaklara çıkıyor, kafelere, restoranlara, tatillere gidiyor falan. Bu dolayısıyla bütün dünya ülkelerinde para trafiğinde biraz hızlanmaya neden oluyor. Sıcak para akışında biraz daha hareketliliğe neden oluyor. Ama bu geçici bir süreç olduğu için yaz sezonu, yani 1-2 aylık bir süreç olduğu için ekonomilerdeki bu ağır tahribatı atlatmak bu kadar kolay olmayacaktır. Dolayısıyla bu süreci göz önünde bulundurduğumuz zaman da yeni risklerle karşı karşıya kalıyoruz ve yeni riskler de bağıra bağıra geliyor. Yani sadece koronavirüs salgını değil, az önce tek tek maddelediğim işte enflasyon riski, kur riski gibi birçok etken de bağıra bağıra geliyor. Ve bu iki ayrı kazanımlar da yerini hemen artıya bırakmaz. Biraz sancılı bir süreç geçer dünya ekonomileri için. Tabii ki mevsimsel etkiden dolayı işsizlik rakamları bir miktar azalabilir, harcamalar biraz daha artabilir. Mevsimsel etkiden dolayı yaş sebze meyvelerde biraz daha fiyat istikrarını görebiliriz ama hemen toparlanacağız ve her şey normal olacak demek benim için çok çok erken. Peki kıtlık ekonomisiyle alakalı konuşmuştuk sizinle, hala aynı fikirde Evet. devam ediyor musunuz? Yani yatırımcılara daha çok tarla almasını öneriyorum demiştiniz.
Yani şöyle, şu anda Türkiye'de sadece ekonomi haberlerini takip etmeyenlerin dışındaki ben ülkede insanların kuraklıkla alakalı bir düşüncesinin olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yani bu kuraklık belasının, bu kuraklık riskinin, bu kuraklık endişesinin hissettiklerini ve anladıklarını şahsen düşünmüyorum. Zaman zaman suyla alakalı işte küresel iklimle alakalı çeşitli çalışmalar vesaire oluyor. Bunlar haberlerde 1-2 dakikalık bir görüntü oluyor ve gidiyor. Ama bence ülkemizde insanların israf noktasında, gıda israfı noktasındaki başarısı halen üst düzeylerde. Su israfındaki başarısı yine dünya sıralamasının üst düzeylerde devam ettikçe demek ki toplumumuz, milletimiz israfın, kıtlığın ne demek olduğunu şu anda daha idrak edemediğini ben şahsen düşünüyorum. Ve tekrar etmekte fayda var. Dünyada bütün gelişmiş ülkeler, insanlar şu anda enflasyon endişesinden dolayı gıda stokluyorlar. Geçen yıldan itibaren bütün ülkeler gıda stokluyorlar. Şu an Amerika'da ciddi bir kuraklık var. Orta Doğu ve Asya'da ciddi bir kuraklık var. Üretim ciddi miktarda azaldı. Virüs salgını, bu kısıtlamalar kalktıktan sonra talepte ciddi bir artış oldu. Üretim talebi karşılamıyor. Ve dolayısıyla benim burada tavsiyemi yine yenilemek isterim. Eğer memleketlerinizde ekilebilir bir tarım araziniz varsa bunlara sahip çıkın. Yoksa da mutlaka satın alın. Kendi ihtiyacınız görecek kadar tarım ihtiyacınız görecek kadar, gıda ihtiyacınız görecek kadar bir araziniz olsun. Su kullanımına çok dikkat etmeli. Sayın Cumhurbaşkanı geçen haftaki toplantıda suyla alakalı su kanunundan bahsetti. Bunlar çok önemli şeylerdir. Bence bir dolardan daha önemli bir şeydir. Bence siyasetten daha önemli bir şeydir. Dolayısıyla ben ülkemizde su kuraklığının, gıda israfının daha farkında olmadıklarını şahsen düşünüyorum. Çok büyük bir felaket geliyor. Kuraklığın olduğu, enflasyon olduğu her yerde kıtlık ekonomisi doğurur. Paranız olsa dahil, örnek verelim, 10 bin dolarınız var, 100 bin dolarınız var, 1 milyon dolarınız var. O gıdaya ulaşmak sizin için de çok kolay olmayacaktır. O yüzden benim tavsiyem vatandaşlarımıza, memleketlerinde ekilebilir bir araziniz varsa bunları mutlaka mutlaka değerlendirin, ekin, dikin. Çünkü yurt dışında büyük yatırımcılar Türkiye'de artık toprak kiralayacaklar. Artık onların sahip çıkmadığı topraklar onlar gelecekler. Hormonsuz, sağlıklı gıdalar üretecekler, kendi memleketlerine götürecekler. Bunu da asla unutmamak gerekiyor. Şimdi sizin çizdiğiniz resme bakınca aslında bir dönemki bu yağ kuyrukları, tüp kuyrukları bu sefer gıda için olabilir mi demek istiyorsunuz? Yani paranız olsa bile buna hemen sahip olamayacaksınız. Öyle mi anladım ben? Bu düşüncem aynen sizin ifade ettiğiniz gibi. Bunun ciddiyetine varmak için, bunun gerçekten farkına varmak için insanların sadece 10 dakikasını internet başında dünyadaki kuraklık, kıtlık ve dünyadaki gıda stoğuna bir haber akışını böyle bir araştırsınlar 10 dakika. Ondan sonra onlar da aynı kanıya varır zaten. Aslında bu konuyla ilgili biz de ulusal kanal olarak sık sık dile getirmeye çalışıyoruz İslam Bey ama ne kadar fayda sağlayabiliriz bilmiyorum. Peki işte dediniz ki tarım arazileriniz varsa sahip çıkın ya da tarım arazisi edinin. Bunun bölge Evet. olarak bir tavsiyeniz var mı ya da hangi mesela noktalarda hangi alanlarda tarım arazisi alınmalı? Şimdi her bölgenin iklim şartlarına göre topraklarının ayrı bir özelliği vardır. İşte yağış alan bölgelerde ayrı sebze meyveler yetişir. İşte yağış almayan bölgelerde farklı işte buğday gibi, ayçiçeği gibi farklı şeyler yetişir. Her toprağın ayrı bir özelliği olduğu için herkes kendi memleketinde ne yetişiyorsa o tarafa yönelmeli. Ama bizim memleketimiz o kadar bereketli topraklara sahip ki dört mevsim yaşayan bir ülkeyiz ve dolayısıyla çok şanslıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Bu nimetlerin farkında olmayarak maalesef bu üzücü süreci biz bilerek yaşayacağız. Bundan kaçış yok. Dolayısıyla burada herkesin yapması gereken süreç yani ne ekerlerse eksinler. Yani bölge şartlarına göre ama mutlaka o toprakların boş kalmaması gerekiyor. Sürekli ekilmesi, dikilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bence yani yakında bunu şey olarak söylemiyorum. Yani popülizmi söylem olarak veya korku tellallığı olarak söylemiyorum. Yakında bu hormonlu gıdaların artık çarşı pazarda bile satılma olasılığı yüksek gördüğüm için
artık etlerde, et ve süt gruplarında da artık yapay yiyecekleri de hayatımıza sokabilir. Çünkü hayat o kadar pahalı olacak, enflasyon o kadar yüksek olacak ki bugün bunun konuşulmasını belki kulak ardı edenler, yarın bugün artık iki tür domates, iki tür badem, iki tür zeytin peyniri seçmek zorunda kalacak. Hormonlu olan ucuz olacak, hormonsuz olan pahalı olacak ama hormonsuz ve kaliteli olanlar da zengin ülkeler tarafından, tarım arazileri kiralanmış ülkeler tarafından kendi ülkelerinde zengin insanlar hormonsuz olarak gıdalarını tüketecekler. Biz neden tüketmeyelim, biz neden ekmeyelim, biz neden onlar gibi yapmayalım gibi düşüncelere sahibim ben de. Yani biz aslında çok önceki senelerde Avrupalıların gelip burada gurbetçilerin gelip buradan sebze meyve taşıdıklarını biliyoruz ülkemize ama bu durum tam tersine dönecek. Herhalde elimizdekinin kıymetini bilmediğimiz yine farklı bir Efendim, potansiyel var. bizim örf, adet ve geleneklerimize baktığınız zaman çarşı pazara gittiğiniz zaman poşetler dolu dolu, hatta poşetler yetmiyor, tekerlekli arabalar alıyoruz, onun içine dolduruyoruz ve evimize gidiyoruz. O kadar yoğun bir kültürümüz var. Yani mutfağımız dolu olacak, mutfaktaki dolap dolu olacak, bırakın dolabı, difrizler ağzına kadar dolu olacak. Böyle bir kültürümüz, mutfak kültürümüz var. Dolayısıyla bu süreci biz yaşarken, bu kadar bol ve bereketli bir süreci yaşarken, dünyada insanlar tane tane bu yaş sebze meyveleri alıp da tüketiyordu, ulaşamıyordu çok pahalı olduğu için. Şimdi rüzgar tersine döndü. Artık biz de artık çuval çuval, poşet poşet değil, tane tane alma moduna geçeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de İslam Memiş teşekkür ediyorum. aktardıklarınız için sağ Sağ olun. olun. Evet, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz haftalar konuştuğumuz gibi yine kıtlık ekonomisine dikkat çekti. Hafta sonunda haberlerimizle devam edelim. Ekmeği için mücadele eden Adıyaman'daki tütün üreticileri Sabah baskınıyla gözaltına alındı. Geçim kaynağımız budur. Bize bir kolay yol göstersinler. Gereken yol neyse bize göstersinler. Ya kuvvetten, vurmayla, gitmeyle gelme, biz hakkımızı arıyoruz. Ama bugün vergimizi %50, 60, 70 de biz bir yere varamayız. Adıyaman'da üretimin önüne engel olarak çıkarılan yasadan sonra şimdi de 17 çiftçiye sabah saatlerinde evlerinde gözaltı yapıldı. Bu kabul edilemez. Bu işi körüklemek ve derinleştirmektir. Bu eylem bu haliyle yıldırılmaz, vazgeçilmez. Yetki belgesi olmadan tütün satışına getirilen yasak tepki çekmişti. Çiftçiler geçim kaynaklarını kaybetmemek için yaklaşık bir haftadır eylem yapıyordu. Efendim biz bir kırkızın yapmıyoruz, bir üçkağıtçılık yapmıyoruz. Biz kendi ürettiğimiz, milli ve yerli ektiğimiz bir iki dönüm arazide kaldığımız ürünümüzü satmaya çalışıyoruz. Yani ekmeğimiz, çoluk çocuğumuzun ekmeğini çıkarmaya çalışıyoruz. Adıyaman'ın doğal yapısı tütüne elverişli birçok ürünü denediler ancak verim alamadılar. Tütün tek çareleri. Bizim bu arazide denedik. Kiraz bir ara çıktı, ektik. Elma çıktı, elimizde kaldı. Ayçiçeği ektik, biçer parasını çıkarmadı. Bizim tütünden başka alternatifimiz yok. Vatan Partisi de ilk günden bu yana emekçinin yanında yer aldı. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz serbest bırakılmalı ve bu yasanın geri çekilmesiyle Adıyaman kendi rahatlığına kavuşsun. Adıyaman'ın uykuları kaçmış. Üreticiler eylemleriyle ses getirdi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 2017 yılından bu yana ertelenen yetki belgesi şartının 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapılması 6 ay daha uzatılmıştır. Hayırlı olsun. En kısa sürede kooperatiflerin faaliyete geçmesi önem arz etmektedir. Ama 6 ayın ertelenmesi de çok da yeterli bulmuyorlar. İnsanların söylediği de şu, yani bizim elimizden tütünü alıyorsunuz ama bize bir alternatif verin. Üretici ertelemeden yana değil, ürettikleri ürünü yetki belgesi olmadan satmak istiyor. Yasal mevzuat çiftçilere, üreticilere zulmediyor. Bugün bu tütün yasak olursa kesinlikle ve kesinlikle benim göç etme durumum %100. HDP'ye açılan kapatma davası gündemdeyken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Diyarbakır'a gitti. Kaçırılan çocuklar için yıllardır HDP ve PKK'ya karşı eylem yapan aileleri ziyaret etti. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Güneydoğu'da Mehmetçik'ten sonra PKK'ya en büyük darbeyi indiren aileleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Kardeşlerimizi bu nöbetine biz de ortak olalım istedik.
Biz bu işi takip edeceğiz. Erdoğan, HDP il binası önündeki nöbet çadırına gitti. Çocukları HDP aracılığıyla PKK'ya kaçırılan aileleri dinledi. Terörün biteceğini hepsini bize iletti, bize söyledi. Çocuk mu istedim onlardan? Cumhurbaşkanımız geliyor, cesaret aldık. Ne cesareti, güçlendik. Şimdi bundan sonra kilitleneceğiz. Görüşme basına kapalı oldu. Ziyaretten sadece bu fotoğraf kareleri servis edildi. Valla bizim talebimiz evlatlarımız oldu. HDP nedir? Kandil de odur. HDP kapandığı gün Kandil yürü de kapanacak. Nöbetteki aile sayısı 233. 2019 yılından beri PKK'dan kaçıp ailesine kavuşan çocuk sayısı da 25'e ulaştı. Yanımızda olduğunu ifade etti. Bizi sevindirdi. Müjde vardı diye ama bilmiyorum artık ne zaman açıklayacaklar. Biz de o müjdeli haberi bekliyoruz. HDP'nin kapatılması ve çocuklarının dağdan gelmesi için mücadele eden aileler kararlı. Tayyip Erdoğan bize derdime sordular ki biz çocukları isterim, bizi çocukları getirsin, bu HDP kapatsın gitsin yeterdir. Çocuklarımızı anlattık, nasıl gittiğini anlattık, çocuklarımızı istedik dedi, Allah'ın izniyle sizin çocuklarınızı getireceğim. Anneleri ziyaret ettikten sonra konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedefinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP vardı. Sizler buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz. Sizler başkalarının evlatlarını daha ölüme gönderenlerin kendi evlatlarını yurt dışında nasıl ihtimamla büyüttüklerini, yaşattıklarını da gayet iyi biliyorsunuz. Sırtını size değil de PKK'ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, İliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete son 1000 yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Peki soruyorum size, hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri, örgüt militanlarına hesap verir? Hangi demokraside devletin yatırım hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır? Hangi demokraside altyapı, üst yapı hizmetleri için merkezi yönetimin verdiği araçlar şehirlerin içinde hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Evet, çözüm sürecini biz başlattık. Ama çözüm sürecini sonlandıran biz olamadık. Çünkü çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Güya siyasetçi kimliğiyle ortada gezenler de hiçbir zaman şiddetle, terörle aralarına mesafe koymadılar. Hiçbir zaman meşru demokratik hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmediler. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarını HDP'den isteyen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu evlerine geri dönen evlatlar aileleri bir kez daha umutlandırıyor. Her birinin farklı hikayesi var fakat yaşadıkları acı onları bir araya getirdi. HDP il binaları önünde PKK tarafından kaçırılan çocuklarını isteyen ailelerin umut dolu nöbeti devam ediyor. Güvenlik güçlerinin gayretleri sonucu 2 hafta önce Van'da nöbet tutan bir annenin daha evladına kavuşması, yıllardır çocuklarının yolunu gözleyen ailelere umut oldu. Van'daki HDP il binası önündeki çığlığı sonuç verdi, kızına kavuştu. Anne Atiye Dağhan, diğer ailelere destek olmak için nöbete devam ediyor. O, bütün evlatlarımız gelene kadar nöbetimizi sürdüreceğiz diyor. Ben evladımı aldığıma rağmen gene buradayım. Bu evle bütün evlatlarımızı alana kadar da buradan ayrılmıyoruz, kararımıza da vazgeçmiyoruz. Kızımı aldım, çok şükür. Devletime de, hepsine de minnettarız. Bütün evlatları alana kadar da buradayız.
Tam 7 yıldır kardeşinden haber alamayan Vehbi Tan da kardeşi Ergin için nöbet tutuyor. O da HDP aracılığıyla kaçırılan kardeşlerinin döneceği günü ümitle bekliyor. Kendisine burada seslenmek istiyorum. Gelsin, devletimize teslim olsun. Devletimizden zarar gelmez. Gittiği yer yanlış yerdir. Acilen gelip devletimize teslim olsun. Muş'ta da 7 Nisan gününden beridir ailelerin HDP il binası önündeki nöbeti kararlılıkla devam ediyor. 2015 yılında çobanlık yaparken kaçırılan 17 yaşındaki Azat'ın annesi Ribabşah Baykara da oğluna geri dön çağrısı yaptı. Diğer anneler çocuklarına kavuşur için çok mutlu oldum. İnşallah bizim çocuklar da kaçıp gelir. Azat beni görüyorsa inşallah gelecek. Oğlum 6 yıldır seni bekliyorum. Neredeysen gel, devlete teslim ol. Öte yandan Hakkari'de de PKK tarafından çocukları daha kaçırılan aileler, PKK kaybedecek, anneler kazanacak yazılı pankartlarla HDP il binasına yürüdü. Eylemlerinin 12. haftasında da terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileler, çocuklarının döneceği güne kadar kararlılıkla nöbetlerinin devam edeceğini söyledi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da bölücüler ezildi, gençlik özgürleşti. Doğu illerinden yola çıkan gençler Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek İzmir'deki Türkiye Gençlik Birliği kampına ulaştı. Edirne'den Şırna, Sakarya'dan Diyarbakır'a Türkiye'nin dört bir yanından 200 gençle Türkiye Gençlik Birliği'nin geleneksel yaz kampları başladı. Türk gençliği, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için İzmir'de kenetlendi. Yurdun dört bir yanından gençler, Türkiye Gençlik Birliği'nin geleneksel yaz kampında kucaklaştı, hasret giderdi. Dosta düşmana bir aradayız, bölünmeyiz mesajı verdi. Bulunduğumuz yerde terör bitti, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Ben Mardin'den geliyorum. Mardin'de de terör vardı ama şu anda yok denecek kadar az. Türkiye Gençlik Birliği'nin yaz kamplarından ilki Dikili'de başladı. Kamp alanına ulaşan gençler halaylar çekerek eğlendi ve tekrar arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu kampta yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı öğreniyoruz. Bu kamptan geldiğimiz insanlar olarak ayrılmıyoruz. Uzun süre sonra tekrar bir araya gelen TGB'li gençler önce hasret giderdi, sonra işe koyuldu. Bir salla bakayım bize. Bir haftalık kampın eksiklerini tamamlamaya girişen gençler kalacakları çadırları kurmakla işe başladı. Mehmetçiğin PKK terörüne karşı kararlı mücadelesiyle özgürleşen Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen liseli ve üniversiteli gençler ilk kez TGB kampına katıldı. Ben Beyza Nur Rozan, Mardin'den katılıyorum. İlk defa bu kampa geliyorum. Gerçekten çok güzel. Müthiş arkadaşlıklar edindim. Herkes, her yerden. Çok birikimli insanlar. Ne kadar teşekkür etsem bu organizasyonu düzenleyenlere gerçekten çok az. Türkiye'nin geleceğinin sigortası olan TGB kampları, fikri hür, vicdanı hür Atatürk gençliğini yetiştiriyor. Türkiye, ABD emperyalizmiyle hesaplaştıkça Atatürk gençliği birleşiyor, kucaklaşıyor. Burası benim biz olduğu yer. Burası yeteneklerimizi keşfettiğimiz Atatürkçü, vatansever gençlerin Türkiye'nin sorunlarını ve Türkiye'nin önündeki çözümleri değerlendirdiği yer. Edirne'den Şırnak'a kadar birçok arkadaşımız şu anda yaz kamplarına katıldılar. TGB üyeleri 14 Temmuz'a kadar devam edecek kampta spor aktivitelerinden münazaraya, rekabetçi turnuvalardan yüzmeye, bir hafta boyunca kolektif bilinçle imece içinde çalışacak. El salla. Şu an bu. Tazminatlarını almak için Ankara'ya giden madenciler dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti. Hak arayan madenciler trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Uyar madencilikten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler sorunun çözümü için 4 Temmuz'da Ankara'ya gitmişti. Madencilerin otobüsü Ankara girişinde durduruldu. Kente girişleri engellenen madencilerden oluşan 5 kişilik heyet, önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkilileri, ardından da AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'la görüşme yaptı. Ağrı Dağı gibi bir güzelliği...
Tahir Çetin Ankara'daki görüşmede AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın kendilerine gösterdiği sert tavra tepki göstermişti. Çetin bir işçi arkadaşlarının Elitaş'a AK Parti'ye oy verdiklerini, AK Partili Elitaş'ın da biz sizden oy mu istedik vermeseydiniz dediğini anlatmıştı. Mustafa Elitaş'a sormak lazım. Sen bize 3 defa ki toplantıda dediniz ki yol buluyoruz yol. Yol kanundur. Yol kanundur. Yoldan kanuna başka nasıl yol olur? Siz yıllardan beri alışmışsınız yolsuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe. Biz kanun istedik, kanun. Görüşmelerden olumlu bir yanıt alamayan madenciler Soma'ya geri dönme kararı aldı. Gece 4.30 sıralarında Manisa'nın Bakır Mahallesi civarında trafik kazası yaşandı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin'le Ali Faik İlter hayatını kaybetti. İlter'in babası da 2014 yılında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybetmişti. İşverenin sendika düşmanlığına karşı Bel Karper ve Atko Türk günlerdir işçileri mücadele veriyor. Tek Gıda İş Sendikası 6 yıldır Tekirdağ'da bulunan Bel Karper fabrikasında çalışma yürütüyordu. İşverenin sendikalı işçileri işten çıkarması üzerine grev başladı. Emekçiler seslerini duyurmak için İstanbul'daki Bel Karper Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Yaşasın onurlu mücadelemiz! 5 arkadaşımızı işten çıkartıp 12 arkadaşımızı da pandemi koşullarını bahane ederek ücretsiz izne çıkartarak sendika düşmanlığı da sınır tanımadığını göstermiştir. Bel Karper işçileri 54, Atko Türk işçileri 86 gündür eylemde. İşçiler işverenin sendika düşmanlığına karşı birliktelik mesajı verdi. Birlik olduk, birleştik, gördüğünüz gibi kalabalık. Biz sömürülmeye de müsaade etmeyeceğiz ülkemizde. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Tek Gıda İş Bel Karper'de 6 yıldır sendikal örgütlenme çalışması sürdürüyordu. İşverense sendikalı işçileri işten çıkardı. Bel Karper işverenini son defa uyarıyoruz. Bu tutumumuzdan vazgeçin. İşçi çıkarma yasağına rağmen işten çıkarttığınız işçi arkadaşlarımızı işe geri başlatın. Çalışmaya devam eden işçiler işten atılan emekçilere destek için Tekirdağ Çorlu'da bulunan fabrika önünde greve başladı. Seslerini duyurmak için İstanbul'daki Bel Karper Genel Merkezi önünde eylem yaptı. Sendikamız mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. Üyelerimizle birlikte sizin baskılarınıza asla boyun eğmeyecektir. Sonrasında ulusal kanalda programa katılan işçiler mücadelesinde kararlılık mesajı ve sözü verdi. Tek Gıda İş Sendikası ile birlikte toplu iş sözleşme masasına oturana kadar dışarıda yağmur demeden, çamur demeden, sıcak soğuk demeden greve devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Tek Gıda İş Sendikası olarak da bu mücadelemizden asla ödün vermeden mücadelemizi hem Bel Karper'de hem de Atko Türk'te devam ettireceğiz. 86 gündür eylemde olan makarna fabrikasında çalışan Atko Türk işçileri de işverene seslendi, işlerini geri istedi. Ben Atko Türk İndomie'deki arkadaşlarıma da sesleniyorum. Korkmasınlar, yürekli olsunlar. Biz Tek Gıda İş Sendikası ile beraber içeri gireceğiz. Hem onların hayatını el atacağız hem kendi hayatımızı el atacağız. Biz de gireceğiz. Biz çok inançlıyız, inanıyoruz da içeride ciddi anlamda da desteğimiz var. Zaten arkadaşlarımız da destek veriyor. Şu dönemde daha büyük bir şey içindeler, psikolojik savaş içindeler. Emekçiler daha sonra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i İstanbul İl Başkanlığı binasında ziyaret etti. Vatan Partisi'nin verdikleri destekten dolayı Perinçek'e teşekkür etti. Çankaya Belediyesi ve Genel İş Sendikası toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya vardı. İşçilerin günlük 195 lira brüt ücret talebine karşılık 160 liraya imza atıldı. Ama istediğimiz noktada bu değil. Başka bir şey değil. Herkes toplu istifa etsin Genel İş'te. Bu kadar basit. İşçilerin taleplerini görmezden gelen sözleşmeye imza atıldı. Emekçiler hem belediyeye hem de sendikaya tepki gösterdi. Çankaya Belediyesi'nde aylardır süren Çampaş işçilerinin toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. İşçiler günlük ücretin 114 liradan 195 liraya çıkartılmasını istedi. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ise 160 liraya imza attı.
sadece maaşlardaki zam artışı değil, sosyal haklarda da umutlar suya düştü. Güvenlik işçilerinin 45 saatlik çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi, havuzlarda çalışan emekçilerin hafta tatili günlerinin değiştirilmesi talebi de masada kaldı. Sendikaya tepki gösteren işçiler 8 Temmuz Perşembe'yi 9 Temmuz Cuma'ya bağlayan gece Çankaya Belediyesi önünde toplandı. Burada eylem yapan emekçiler daha sonra belediyeye ait Mühye Şantiyesi'ne giderek nöbet tutma kararı aldı. Protestolar nedeniyle çöpler toplanmadı. Direnemiyorsa bıraksın bu işi. Kendi örgütümüz biliyorsunuz ki bizim toplu sözleşmelerimizde çalışma saati 40 saattir. İşçiler şantiyede yaptığı açıklamalarla sendikaya tepkilerini gösterdi. Gelen işler istifa. İstifa. Eylemler gün ardında da devam etti. İşçiler belediye binası içinde oturma eylemi yaptı. Mardin'in Derik ilçesinde çiftçilerin borçlarını gerekçe gösteren elektrik şirketi DEDAŞ enerji trafolarını sökünce gerginlik çıktı. Ürünlerine sulama yapamayan çiftçi DEDAŞ yüzünden yine mağdur oldu. Sulu tarımın yoğun olduğu Mardin'de DEDAŞ'la çiftçiler arasında yüksek faturalar nedeniyle yaşanan sorunlar devam ediyor. Derik ilçesine bağlı Yukarı Menteş köyünde Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi kuraklıkla mücadele eden çiftçilerin borçlarını gerekçe göstererek trafoları söktü. Sulama kuyularına enerji sağlayan trafoların kaldırılmasına köylüler tepki gösterdi. Yüksek elektrik faturalarından şikayet eden çiftçiler, bakanlık tarafından verilen desteklerin de hesaba yatırılmasının ardından bloke edildiğini söyledi. Köylüler DEDAŞ sorununa köklü çözüm istiyor. Daha fazla çiftçi ezilmeden elektriğin yeniden kamuya verilmesini talep ediyor. Doğalgazı, elektriğe ve yakıta peş peşe gelen zamlar vatandaşın ekonomisine büyük darbe vurdu. Marketteki ürünlerin ise yanına yaklaşılmıyor. Sebze ve meyveyi taneyle alır olduk. Ay sonunu zor getirdiklerini söyleyen vatandaşlar önümüzdeki çözümsüzlüğe tepkili. Vallahi zamlar belimizi büktü zaten. İktidar boyuna zam, boyuna zam. İşçiye, emekliye kuruş vermiyor. Zengini daha zengin yaptı. Fakiri tamamen. Orta direktinin hiçbir şey kalmadı. En kötü bu durum 2000 lira kira. Ya bir bak, bir bak. Bunun daha ötesini nasıl sayayım sana? Fırına git, bir poğaça dişin koyun doldurmuyor. Ben bunu diyebilirim. Zamlar çok yani zam. Ekonomiye göre zam fazla. Her şey pahalı, atış parası. Zamlar alabildiğine gidiyor yani. Fakir fukara aç. Vallahi durum iyi değil. Adam 2,5 milyar emekli olan nasıl geçinecek abi? Asgari ücret abi 3 milyar çok az yani. Emekliyim. Ayda 2000 lira para alıyorum. O da kirama yetmiyor. Hükümetin bütün milletvekillerine kızıyorum. Yani hiç geçinemeyen insanları düşünmüyorlar. Bütün gıdalara, elektriğe, suya, doğalgaza her şeye zam geliyor. Ekonomiyi düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte çek yasası mağdurlarının ödemelerinin Haziran 2022 tarihine ertelenmesi istendi. Bu tarihten sonra ise taksitlendirmeyle ödeme yapılacağı belirtildi. Teklifte terörle mücadele suçlarından gözaltı sürelerinin uzatılmasına da yer verildi. Çek yasası mağdurlarına bir yıl daha erteleme çıktı. Ancak milyonlarca lira borcu olan çek yasası mağdurları bu durumun çözüm olmadığını belirterek teklife itiraz etti. AK Parti meclis tatile girmeden mini bir ekonomi paketi sundu. Meclis başkanlığına sunulan teklifte çek yasası mağdurlarının durumu da ele alındı. Teklifte karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının ertelenmesi 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılacak. Çek mağdurlarının kalan borçlarının da 30 Haziran 2022'den itibaren ikişer ay arayla 15 çeşit taksitle ödeyeceği belirtildi. Bu durumda ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.
Yeni teklife çek yasası mağdurları tepki gösterdi. Kanun teklifinden bu haliyle yararlanamayacaklarını belirten çek yasası mağdurları, bir defaya mahsus mücbir sebep sayılarak çeke hapis cezasının kaldırılmasını istedi. İkinci öneri olarak da borçlara şartsız 2 yıl erteleme talep etti. AK Parti'nin sunduğu teklifte gözaltı sürelerine ilişkin de bazı maddeler yer aldı. Buna göre bazı suçlarla ilgili ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uzatılacak. Teklifteki bir diğer önemli maddelerden biri de güvenlik korucularına ilişkin oldu. Güvenlik korucularının aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. Sosyal haklarda bir iyileştirmede sağlıkçılara olacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılacak. Teklifte üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı da kaldırılacak. 2020 yılında meydana gelen depremlerde binaları zarar gören vatandaşlar için hak kayıplarının söz konusu olmaması amacıyla da teklifte düzenleme yapılacak. Moskova Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Moskova Kent Forumu Türkiye'den önemli isimleri ağırladı. Foruma davetli olarak katılan Es Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak önemli mesajlar verdi. Sancak, Moskova Asya çağının kale kapısıdır dedi. Görev Vakfı yöneticileri de forumda önemli temaslarda bulundu. Moskova Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Moskova Kent Forumu yine önemli isimleri bir araya getirdi. 2021 yılında Moskova Kent Forumu'na 480 konuşmacı katıldı. Dünyanın 18 ülkesinden 1200 kişiden fazla uzmanın katıldığı forumda 100 etkinlik düzenlendi. Foruma Türkiye'den Es Yatırım ve Görev Vakfı'nın yöneticileri davet edildi. Kent medeniyettir. Kentleri ne kadar düzgün kurgularsak ve inşa edersek İnsanlık o kadar hızlı ilerler. Es Yatırım adına Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve şirketin üst yöneticisi Bülent Denkdemir oradaydı. Moskova'yı korumak, Moskova'yı geleceğe hazırlamak sadece Moskovalıların, sadece Rus halkının görevi değil. Bu değerlere kendini adamış bütün insanlığın görevidir. Ethem Sancak'ın mesajları katılımcılardan büyük beğeni topladı. Moskova, İstanbul, Şangay, Güney Afrika, Brezilya yani halklar gene ayağa kalkacaklar ve yeni eşitlikçi barış içerisinde bir uluslararası sistem inşa edecek insan. Bunun da motor güçlerinden birisi de Moskova'dır. Sancak, Rusya'nın başkenti Moskova'nın Asya çağının kale kapısı olduğunu vurguladı. Moskova, insanlık tarihi açısından çok büyük bir kent. Aleksandr Nevski'nin kenti, Ivan Grozny'nin kenti, Napolyon'u alt eden kent, insanlığı faşizm belasından kurtaran kent ve şimdi de yeni başlayan Asya çağının olmazsa olmaz kale kapısı kent. Görev Vakfı adına yönetim kurulu üyesi Şule Perinçek ve Görev Vakfı'nın bünyesinde bulunan Görev Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Şen ve Dışişler Koordinatörü Erman Sülük de forumun davetlileri arasındaydı. Forum esnasında Türkiye'den gelen heyeti önemli isimler karşıladı. Heyet, Moskova Hükümeti Başkanı, Dış Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Sergey Çerem'in, Kentsel Planlama Politikası ve İnşaat İşlerinden sorumlu Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Andrei Boçkarev ve Moskova Şehri Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Alexey Anisimov ağırladı. Moskova Kent Forumu, hükümetin himayesinde her yıl düzenlenen kentleşme sorunları ile ilgili uluslararası bir forum olarak öne çıkıyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi hedef alan skandal bir karara imza attı. Türkiye'de muhalefet partilerine yönelik sürekli saldırı ve baskı olduğu iddia edilen kararda bu durumun demokratik sistemin işleyişine zarar verdiği savunuldu. Kapatma davası açılan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye sahip çıkan Avrupa Parlamentosu kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Bakanlık gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı bu kararlar nedeniyle Avrupa Parlamentosu'nun itibarını yitirdiğini vurguladı. Sadece yeni seçilecek olan Amerikan başkanından değil, biz Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği liderlerinden de aynı talepte bulunuyoruz. Bazen sizin sorduğunuz soruları soruyorlar bize. Evet,
Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerini desteklesinler. Saldırı ve baskı yapıldığı öne sürülen muhalefete açık destek verildi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasının siyasi bir hata olacağı savunuldu. Türkiye karşıtı adımlarıyla tanınan Avrupa Parlamentosu yeni bir skandala imza attı. Terör örgütlerinden asırlık acılara, ekonomik tetikçilikten gizli ambargolara kadar her konuyu kullananlar seçimler için muhalefete de açık çek vermiş gözüküyorlar. Türkiye'de muhalefete yönelik baskı başlıklı kararı 2 oya karşı 603 oyla kabul eden Avrupa Parlamentosu, Türkiye'de muhalefete yönelik sürekli saldırı ve baskı yapıldığını öne sürdü. Anayasa Mahkemesi'nde hakkında kapatma davası açılan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye sahip çıkıldı. Avrupa Parlamentosu kararında HDP'yi kapatmanın milyonlarca seçmeni temsilden yoksun bırakacağı, çoğulculuk ve demokratik ilkeler açısından tersine çevrilmeyecek bir darbe olacağı savunuldu. Ana Muhalefet Partisi CHP ve liderine yönelik giderek artan baskıdan derin endişe duyulduğunun ifade edildiği belgede açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebi de kınandı. PKK ile işbirliği yapan burada ne işiniz var sizin? Rize'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gösterilen tepkide Türkiye'de hasmane bir hava oluştuğunun göstergesi olarak yorumlandı. Boy boy çıkıyor resimler. Allah'a havale ediyorum. Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamı taşıyan Avrupa Parlamentosu kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir yanıt geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kararın gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı olduğu vurgulandı. AB içinde terörizmi kınamamak parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatum vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini parlamentodaki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu gibi kararlar nedeniyle itibarını da kaybettiğini belirtti. Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi büyüyor. CHP'den gelen adayımız Kılıçdaroğlu açıklamasına İYİ Parti bir gün sonra yanıt verdi. CHP'li Engin Altay'ın adaya Millet İttifakı karar verecek açıklamasına rağmen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, her İYİ Partili er ya da geç Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek ister dedi. Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bu açıklamasının ardından İYİ Parti'den de adayımız Meral Akşener yanıtı geldi. Ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum. Hangi noktaya geldiniz? Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kuşoğlu'nun açıklamasına karşılık CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay kararı Millet İttifakı verecek demişti. Her Cumhuriyet Halk Partili, partili genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Bu doğal ve doğru olandır. Ancak genel başkanımızın söylediği gibi bu konuya Millet İttifakı karar verecektir nokta. Altay'ın bu açıklamasına rağmen İYİ Partililer rahatsızlığı belirtmek için kendi adaylarını ilan etti. Açıklamayı İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk yaptı. Poyraz, bizim adayımız Akşener. Her İYİ Partili er ya da geç Akşener'i Cumhurbaşkanı görmek ister ifadelerini kullandı. Öztürk'ten de İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'dir nokta değerlendirmesi geldi. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in yanı sıra İmamoğlu ve Yavaş'ın da adı Millet İttifakı için adaylık tartışmasında geçiyordu. Kulislerde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın da adaylık için hazırlık yaptığı belirtildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sözde Doğu Türkistan ayrılıkçısı Seyit Tümtürk'e açtığı hakaret davasını kazandı. Sen kimden yanasın? Çin devletinden mi, Türk devletinden mi? Şeklindeki
söylemlerle hakaret etti. Sözde Doğu Türkistan ayrılıkçısı Seyit Tümtürk, Berinçek'e hakaretten mahkum oldu. Tümtürk 3270 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sözde Kemalisti, dünün sözde Kızıl Elmacısı, Turancısı ve yine vatan haini, İşçi Partisi ve Doğu Perinçek şeklindeki söylemlerle genel başkanımıza hakaret etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sözde Doğu Türkistan ayrılıkçısı Seyit Tümtürk'e açtığı hakaret davasını kazandı. Görüş bildirdi. İkinci davada ise yine savcı cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Tümtürk'ün iki ayrı yerde yaptığı hakarete iki ayrı dava açıldı. Sonrasında birleştirilen dava karara bağlandı. Mahkeme tutanağı da hazırlandı. Sürece ilişkin Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin açıklama yaptı. Görülen duruşmasında da mahkeme kararını açıkladı. Adli para şeklinde, adli para cezası şeklinde bir temel ceza belirledi. Aytekin 8 aylık süreçten sonra Seyit Tümtürk'ün aldığı cezaları sıraladı. Sanığın duruşmadaki hallerini indirim sebebi yaptı. 1/6, o da 109 gün neticeten adli para cezası ile cezalandırdı. Bunu da günlüğü 30 liradan paraya çevirerek toplam 3270 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Tümtürk'ün alacağı ceza son olarak 109 güne düşürüldü. Yani 3270 lira adli para cezasına mahkum edildi. Mahkeme bu cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Suç işlememiş. Öyle görünüyor sicil kayıtlarında. Bize göre suçları çok yüksektir de. Ama kayıtlar önemli. Tabii ki mahkemeler de buna önem verir. Dolayısıyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Şimdilik bu almış olduğu cezanın karşılığı 3270 lirayı şimdilik ödemeyecek. Tümtürk'ün 7 günlük itiraz süreci de olacak. Ancak Perinçek'in avukatı Mehmet Nuri Aytekin, Tümtürk'e manevi tazminat davası açacaklarını da ifade etti. Suçlara meyyal bir kişilik olduğundan, biz de takipte bulunduğumuzdan hemen size belirtiyorum ki hakkında bir suç duyurumuz daha var. Takip ediyoruz sosyal medyadan, gerekse basından. Yine benzer bir eylemini tespit ettiğimizde hakkında yeni davalar açmaya hazırız. Bitiminde veya ağır ceza mahkemesinin değerlendirmesinin bitiminde kesinleşmesi halinde tazminat davası, manevi tazminat davası da açmayı planlamaktayız. Çiftlik Bank davasında Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı. Aydın için iade süresi başlatıldı. Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın Uruguay'da yakalandı. Kurduğu sanal çiftlikle 132 bin kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından abisi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı. Aydın'ın iadesi için KOM Daire Başkanlığı'ndan özel bir ekibin kısa sürede Uruguay'a gideceği belirtildi. Çiftlik Bank davası sanıklarından Fatih Aydın, bankacılık kanununa aykırılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından aranıyordu. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 20 sanıklı davada, Mehmet ve Fatih Aydın kardeşlerin de aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında 75.260'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Taliban Afganistan'daki etki alanını genişletiyor. Ülkenin %85'ini yeniden kontrol altına aldığı iddia edilen Taliban'ın siyasi kanadından bir heyet Rusya'ya gitti. Moskova yönetimi Afganistan'daki durumun son derece gergin olması nedeniyle Taliban'la temasın bir gereklilik haline geldiğini açıkladı. Afganistan'da Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürerken Taliban'ın Katar'daki siyasi kanadından bir heyet Rusya'ya gitti. Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Taliban heyeti Afganistan'ın %85'inin kontrolleri altında olduğunu iddia etti. Afganistan'da 174 vilayetin merkezini ele geçirdik. Tüm bunlar silahın gücüyle olamaz. Bu Afgan toplumunun Kabil yönetiminden ve Moskova'nın bunları yönetmesinden bıktığını gösteriyor.
Taliban temsilcisi Şahabettin Dilaver, Afgan hükümetiyle ateşkesi görüştüklerini, Doha'daki görüşmelerin başarılı olması halinde saldırıları durduracaklarını söyledi. Doha'da anlaşma olursa saldırıları durdururuz. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Dilaver'in Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında eyaletlerin yönetim merkezlerine saldırı düzenlenmeyeceğine dair bir anlaşma olmadığını söylemesi de dikkat çekti. Washington'a Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik. Bu ABD ile yaptığımız müzakere ve anlaşmaların maddelerinde yok. Bu yapılan anlaşmalarla ilgisi olmayan iç meselemizdir. Taliban heyeti, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov'la bir araya gelmişti. Moskova'daki bu görüşme sonrasında Rusya dışişleri yetkilileri, Taliban'ın komşu ülkelerin sınırlarını ihlal etmeyeceğine ve Afganistan'daki yabancı temsilciliklerin güvenliğine dair güvence verdiğini belirtmişti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Taliban heyetinin Moskova'da bulunduğundan haberinin olduğunu söyledi. Afganistan'daki durumun son derece gergin olduğunu belirten Peskov, Taliban'la temasın bir gereklilik haline geldiğini kaydetti. İzmir'in gözde tatil bölgesi Çeşme Alaçatı'da antik kral mezarlarının bulunduğu arkeolojik sit alanı üzerine lüks villalar yapıldı. Ulusal kanala konuşan Equinox İzmir Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, sit alanı üzerinde kaçak yapıların olduğunu söyledi. İzmir'in ünlü tatil merkezi Çeşme Alaçatı'da arkeolojik sit alanı üzerine lüks villalar yapıldı. O villalar arasında Acun Ilıcalı ve ünlü futbolcu Mesut Özil'in de evi var. Veryeriler İnşaat tarafından 2018 yılında başlayan 20 lüks villa projesi 2019 yılında tamamlandı. Equinox İzmir Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Başak Yasemin Kumaş, villaların bazı kısımlarının kaçak olduğunu söyledi. Bizim bildiğimiz Mesut Özil'in burada evi var, Ömer Ilıcalı'nın var, Acun Ilıcalı'nın var. Birinci ve üçüncü derece sit alan olduğu kurul kararıyla burada bir yapılaşma olabileceği şeklinde bilgi geldi. Fakat inşaatı yapanlar ve inşaatları denetleyenler açısından burada büyük bir sıkıntı var. Kumaş, sit alanlarında %5'lik yapı yoğunluğu olması gerektiğine vurgu yaptı. Lüks villaların bu kurala uymadığı gözle görülüyor dedi. Kurulun onayına girmiş bir yapılaşmada kesinlikle böyle 1 milim, 1-2 santim bile oynama yapamazsınız. Sit olduğu zaman %5 gibi maksimum bir yapı yoğunluğuna izin verilebilir. Siz de kendiniz de görebilirsiniz. Burada çok ciddi 3 katlı bodrum olan inanılmaz böyle bir yapı yoğunluğu var. Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan sorularına yanıt bulduklarını söyleyen Kumaş, yetkili CHP'li Çeşme Belediyesi'nin aylardır sorularına cevap vermediklerini belirtti. İlk dilekçemiz 1,5 ayı geçti. Bir ay önce bir dilekçe daha yazdık, birkaç gün önce tekrar ettik. Cevap verilmiyor. Yani cevap verilmezse siz bizi tekrar dilekçe yazmaya mecbur bırakıyorsunuz. Sorunu çözmüyorsunuz. Haberin duyulmasının ardından Ulusal Kanal Çeşme Belediyesi'ne konuya ilişkin sorular yöneltti fakat belediye sessizliğini koruyor. Öte yandan proje sahibi Veryeriler İnşaat'ın sahibi Altan Veryeri, Çeşme Belediye Başkan Danışmanı Levent Veryeri'nin amcası olduğu iddia ediliyor. Hafta sonunda kısa bir ara, az sonra tekrar karşınızda olacağız. Kısa bir aranın ardından hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz programın başında size bahsetmiştim. İki kişinin 1000 lira su ödediği, 26.000 TL'de komple faturanın geldiği bir mekan. Neresi dedik? Saint-Tropez mi, Ibiza mı, Las Vegas mı, Paris mi? Hayır değil, Türkiye'de bir yer. Şimdi oraya uzanıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bodrum'a gidiyoruz. Karşımızda Okan İşçi var. Gündoğan'dan bize bağlanıyor. Sevgili Okan, hoş geldin. Hoş bulduk Figen Hanım. Yayınlar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Kolay gelsin. Ben çok iyiyim çünkü Bodrum'dayım ama Bodrum ateş pahası. Evet. Hem hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu,
hem de fiyatlar aldı başını gidiyor maalesef. Fiyatlar evet, yani biz şimdi 26 bin TL faturanın ödendiği bir yer. Burası Bodrum, Türkiye'de bir mekan. Yani inanılır gibi bir şey değil. 1000 lira su parası. Sadece iki kişinin ödediği rakam. Tabii şimdi hem rakamlara bakıyoruz, o ayrı bir konuşulacak konu. Bunun dışında bu rakamları ödeyecek insanların olması da ayrı bir konu. Bir de şunu sormak istiyorum sana. Gerçekten o mekan böyle yer kalmıyor ve hınca hınç dolu bir yer mi? Kesinlikle öyle. Hatta yani şöyle söyleyeyim size, rezervasyon yapmadan oraya gitmeniz imkansız. Giderseniz kapıda kalırsınız. Asla içeri giremezsiniz. Şöyle bir olay da var hatta. Mesela biliyorsunuz dönerin fiyatı 360 lira olarak açıklanmıştı. Döner fiyatları çok konuşulmuştu. O mekana gittiğinizde saat öğlen 1.30-2 gibi gittiğinizde döner bulamıyorsunuz. Bitmiş oluyor. Döner bulamıyorsunuz. Kesinlikle döner saat 1.30-2'de bitiyor. Peki bir ya şey dışarıda bir esnaf lokantasında biter gibi saat öğlen 1'de döner bitmiş oluyor. Peki bir porsiyon döner ne kadar Okan orada? 360 TL şu anda. 360 TL yani kaç gram geliyordur? 100-150 gram falan mı geliyordur? Yaklaşık et? 200 gram civarında. 200 gram civarında. Sen şu anda neredesin? Şu an Gündoğan'dayım. Ben hemen biraz manzarayı da göstereyim. Ay evet isterseniz. Lütfen. En azından manzarayı görelim. Oraya gidemiyor da olsak. Paraları bir herkesin saniye. Vermesi imkansız elbette ki. Hemen ayarlamaya çalışıyorum. Buyurun. Evet. Gündoğan'ın deniz manzarası. Bu arada Bodrum Gündoğan biraz daha böyle emeklilerin yaşadığı, biraz daha sayfiye yeri gibi, dinlenme yeri gibi. Burada çok eğlence hayatını bulamazsınız. Çok böyle akşam müzik duyamazsınız. Hatta bilirsiniz belki geçen sene bir tane ünlü bir markanın burada bir oteli vardı, sahne vardı. Müjdar'la sorun yaşadılar bu yüzden. Müjdar, ben müzikten rahatsız oluyorum, gece saatlerinde kal ses müzik devam ediyor, rahatsız oluyorum diyerek bu sene mekanı buradan taşıdılar. Yalık hava gitti mekan. Oo, ya peki bu ses konusuna gerçekten duyar gösteriyorlar o zaman ya belediyeler değil mi? Kesinlikle, kesinlikle çok hassaslar bu konuda. Kimsenin rahatsız olmasını istemiyorlar. Biliyorsunuz Bodrum'da daha çok Gümbet tarafı gece hayatıyla anılır. Gümbet'te bunda hiçbir sıkıntı yok. Zaten Gümbet'te yaşayan böyle emekli diyebileceğimiz büyük yaşta bundan rahatsız olabilecek insanlar da yok. Hep gençler yaşıyor ve otel çoğunlukla. Orada ev de bulamazsınız. O yüzden bu Yalıkavak taraflarında biraz daha Gündoğan taraflarında yaşam olduğu için buralarda bu müzik sesine dikkat ediyorlar. Kesinlikle yani saat 12'de özellikle müzik tamamen bitiyor burada. Peki sana şunu sormak istiyorum Okan. Karşılaştığın rakamlardan bize mesela şimdi 33 cc bir su ya işte evet. Bir lahmacun yemek istesek, bir hamburger yemek istesek, ne bileyim bir tabak meyve yemek istesek, bir beach'e gitmek istesek bir sahil kenarında. Aşağı yukarı bize fiyatları söyler misin? Böyle hani bu rakamları gerçekten ödüyor mu insanlar? Bu rakamlar gerçek mi? Maalesef gerçek. Size şunu söyleyebilirim. 33 cc'lik bir tane su. Bir bardağı anca dolduran bir su 40 TL. 40... Ayranın fiyatı 85 TL. Biraz böyle sıcak bastı. Dediniz ki bir tane kola içeyim dediniz. Kolaya vereceğiniz para 110 TL. Lahmacun yemek isterseniz tanesi lahmacunun sezon başında 150 liraydı. Şu anda zam geldi, ona da 200 lira oldu. Bir lahmacundan mı bahsediyoruz? Kesinlikle bir adet lahmacun. Zam geldi 150 liradan 200. Ona da zam geldi. 150 liraydı sezon başında, 200 liraya çıkarttılar. Aman Allah'ım. Zaten biçlerin girişi ateş pahası. Biçlere girerken 1000 lira 1500 lira gibi paralar ödüyorsunuz ve bu paralar sadece havaya gidiyor. Sadece şezlong için hava parası ödüyorsunuz. Aman Allah'ım. Peki bir şey soracağım. Şezlong parası veriyorsunuz. Kişi başı şezlong 1500 parası. Lira mı ödüyorsunuz? Kişi başı 10 kişi giderseniz 15 bin lira vermek zorundasınız. Yani Bodrum'a artık parası olmayan gelmesin mi? Bu artık para da denmez bu rakamlara gerçi. Şimdi şu anda ekranlarınıza gelecek bir fatura var. Onun üstünden aslında biraz da konuşmak istiyorum sevgili seyirciler. Gerçekten bu rakamları hani... Türkiye'de bir tatil beldesinde görüyorsunuz. Okan da biliyor orayı zaten. Yani şurada gözünüze çarpabilecek sadece bir tavuk sandviç 420 TL. Bakın peynirli sandviç 280 lira. İki tane peynirli sandviç. Bir tane salata 185 lira. Şurada water yazıyor 33 cc görüyorsunuz. Su 24 tane 33 cc'lik su içmişler. 960 TL gibi bir rakam ödenmiş. Aşağı doğru indiğiniz zaman bir Americano 270 TL 6 tane. 2 tane Türk kahvesi 80 lira. Yani bir Türk kahvesi 40 lira değil mi Okan? Kesinlikle bir Türk kahvesi 40 TL. Artık Türk kahvesinde 40 lira olmayacak galiba. Çünkü kimse kimseye ısmarlamayacak. 40 lira verip de çok zannetmiyorum ısmarlayacaklarını. Hayır, bir de eskiden yani en azından bir işletmeler kahve çay ısmarlarlardı.
Kesinlikle çay kahve zaten ücretsiz olurdu. Ücretsiz olurdu ama artık burada çaydan bile kahveden bile 40 lira para alınıyor. Peki bu söylediğin yerler Türk mü ki bölgesi mi? Yani mesela normal hani gidip biz karnımızı daha uygun rakamlara doyurabileceğimiz yerlerde yok mu? Hepsi var tabii ki. Herkese göre burada tatil var. Herkese göre imkanlar var. Bu mekanların fiyatlarını fahiş göstermesinin sebebi zaten özellikle bunu yapıyorlar. Daha çok müşteri yani böyle dikkatlerini çekerek oraya çekiyorlar. Dün mesela size şunu söyleyebilirim. Bir tane mekan var burada, ismini vermeyeceğim. Aradılar özellikle, mekan çok doluymuş, giremiyorlarmış. Rezervasyon için bizden torpil istiyorlar sahipleriyle vesaire görüşelim diye. Yani o şekilde artık içeri giriyorlar. Ve içeri girdikleri mekan çok böyle kaliteli, çok ultra lüks bir yer değil. Salaş bir yer. Ama sırf fiyatlarıyla nam yapmış. Sadece giriş için 1500-2000 lira para ödüyorlar. Ya inanılır gibi bir şey değil. Hakikaten yani artık böyle hani para harcamanın geldiği son nokta ve bu rakamlar Türkiye standartlarında. Yani şu faturada mesela bir servis ücreti var orada 3000 lira sevgili seyirciler. Bu parayı servis ücreti için veriyorsunuz. Yani size ikram getirdikleri servis ücreti. Yani oradan bir hesap yapmışlar %13'ü. Faturanın %13'ü. Aslında tabii ben şimdi diğer rakamlara baktığınız zaman orada servis yapanlara veriliyorsa bu para elbette ki verilsin, hiç gözüme gelmez ama gerçekten oradaki yukarıda gördüğünüz o 4800, 2000, 3200 rakamlar sadece 70 cc'lik alkol rakamları. Yani bu paralara insanlar düşünün ki yer bulamıyorlar ve araya birilerini sokmak zorunda kalıyorlar, değil mi Okan? Kesinlikle öyle, şu anda bu mekanlarda hiçbirinde yer yok. Ama şöyle bir şeyler duyduk, onu da söyleyeyim size. Yakındır jandarmanın ve polisin bu mekanlara baskın yapıp oradaki farklı durumları incelemesi. Ne gibi? Yani şimdi yayında söyleyemeyeceğim şeyler var oralarda. Öyle söyleniyor tabii ki. Yani var. Yasaklı madde orada, gibi mi? Kesinlikle yasaklı madde gibi. Hmm. Yakındır yani savcılıktan çıkacak kararla beraber bu da bir jandarmanın baskını olacağı söyleniyor. O çok ciddi bir haber verdin. Kesinlikle, kesinlikle. O ciddi bir haber gerçekten. Şimdi tabii bu tarz mekanlarda genelde aslında çok ciddi kontroller yapılıyor. Demek ki bir ihbar oldu. Yasaklı maddeyle mücadele konusunda Türkiye hakikaten vitesi böyle 6'ya 7'ye takmış durumda ama bazı noktalarda tabii engel olmak da çok önemli. Demek ki bir ihbar alındı muhtemelen. Kesinlikle onun üzerine. Kesinlikle, çünkü şu an Bodrum'da herkes bu dedikoduyu konuşuyor. Herkesin konuştuğu bu mekanlardaki yapılan bu ticaret, bu yasaklı maddeleri konuşuluyor. Ve jandarmanın da kulağına gitti bu sonuçta. Şikayetler de gitmiştir. Bunları ihbar olarak kabul ediyor jandarma ve savcılıkla beraber bir oraya operasyon düzenleneceği, oraya baskın olacağı söyleniliyor şu anda. Hatta belki bu akşam, belki yarın akşam olabilir. Peki Bodrum Gündoğan'dasın. Hava nasıl Okan? Şu anda yaklaşık 40 derece bir sıcak var. 40 derece dün bir sıcak. 42 dereceyi gördük. Ama hissedilen derece daha da yüksek tabii ki. Hemen şöyle bir şu göstereceğim size. Evet evet, görelim. Biraz manzara da görelim. Gündoğan'dan. Şu manzarayı göstereyim size. Begonviller biliyorsunuz Bodrum'un olmazsa olmazı. Evet. Bu sıcağı zaten bir tek Begonvil dayanabilir. Biz bile zor dayanıyoruz. Yani arabaya bindiğimiz anda klima inene kadar, son dereceye kadar açık. Sonuna kadar böyle en yüksek seviyede. Yoksa cidden dayanılmıyor. Sıcakları iyice arttı Bodrum'da. Zaten bu sene sıcaklar biraz geç geldi Bodrum'a. Hani Temmuz ayının başıyla beraber sıcaklar biraz daha başladı. Haziran ayında biz gayet soğuktu burada. Akşam dışarı çıktığımızda uzun kollu giyiyorduk. Hmm. Ama bu Temmuz ayıyla beraber biraz daha tabii ki sıcaklar arttı. Daha da bu sezonun biraz daha uzun süreceğini bekliyor herkes zaten. Biraz daha normalde hani Eylül başında sezon biter Bodrum'da. Herkes, insanlar İstanbul'a dönmeye başlarlar. Ama sezonun Ekim'e kadar uzayacağını düşünüyorlar hava sıcaklarının devam etmesiyle beraber. Evet, hava sıcaklığıyla beraber fiyatlardaki artış da eş oranda kesinlikle gidiyor gibi gözüküyor. Aynı oranda ama fiyatlar daha önde gidiyorlar. Evet, aynı oranda. Yani az önce duydunuz, 150 liradan 200 liraya çıkan bir lahmacun, gerçekten sadece bir lahmacun. Yani bir cacığın fiyatı 105 TL'ydi değil mi Okan? Kesinlikle cacık 105 TL. Bir kase cacık 105 karpuz TL. Karpuz sormuştum ben sana, hatta 800 TL demiştin. Bir tabak karpuz. 800 TL bir tabak karpuz. Gerçekten o da bunlar bu rakamlar. Karpuzun tamamı değil, bir dilim karpuz sadece. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bodrum'da genelde böyle çok zengin iş adamları tekneleriyle, yatlarıyla geliyorlar. Az önce ben de bir haber okudum. 400 milyon dolarlık bir tekne geldi diye. Var mı öyle tekneler Bodrum'da şu anda? Demirlemiş tekneler var mı? Şöyle söyleyebilirim size, özellikle Türkbükü'nde, Türkbükü'nün açıklarından, Türkbükü'nün denizine baktığınızda denizi göremiyorsunuz. O derece bir yoğunluk var. Denizin üstünde teknelerden deniz görünmüyor. Son iki yıldır özellikle pandemiyle beraber insanların teknelere olan ya da buradaki villalara olan ilgisi daha çok arttı. Otele gidip de aynı fiyatı vereceğine tekneye çıkıyor. Daha özel takılıyor. Biraz daha insanların ayrı bir şekilde takılıyorlar. Daha güzel geziyorlar. Bodrum'un tüm koylarına gezebiliyorlar. Daha farklı tatil yapıyor insanlar. O yüzden teknelere olan talep şu anda had safhada.
Bayram döneminde özellikle kiralık tekne bulamıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde benden birisi rica etti, onun için konuştum. Bir haftalık gulet kirası için 35 bin euro istediler. Bir haftalık gulet 35 bin euro. Bir haftalık gulet ve buna kumanya dahil değil. Sadece içerideki hizmet ve yakıt. 35 kumanyanız bin kendiniz alıyorsunuz. 350 bin evet. TL yapıyor değil mi? Hatta evet, biraz daha bir fazla. Haftalık. Daha fazla yapıyor. 400 bin liraya yakın bir rakam yapıyor. Ve bir haftalık ücret sadece bu. Ya inanılır gibi değil. Gerçekten o kadar uçurum var ki Türkiye'de. Az önce bir sürü haber verdik. Yani artık meyveyi sebzeyi tek tek almak zorunda kalacağımız bir döneme giriyoruz. Asgari ücrete baktığın zaman. Burada insanlar bu paraya su içiyorlar bazı mekanlarda. Şu söylediğin rakamlar hakikaten hafızalara oturup inanılası rakamlar değil. Ama gerçekten bu paraları harcayan insanlar da var Türkiye'de. Sadece tabii ki turist yoğunluğu, hani yabancı turist değil, değil mi? Yerli turistlerde de bu harcamalar var. Tabii ki yerli turistler de ilgi gösteriyor. Yani o mekanların %80'i yabancıysa %20'si de yerli turistler. Onlar da yani kendilerini orada göstermek, orada bir görünmek istiyorlar, fotoğraf paylaşmak istiyor oradan. Evet, şimdi tabii yakın bir zamanda yeni bir varyant, delta varyantı çok konuşuyoruz. Okan, biz de haberlerimize sık sık veriyoruz. Şimdi Bodrum'da sosyal mesafeye dikkat ediliyor mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Evet, aşı olan kişi sayısı artıyor ama biz biliyoruz ki bu Covid'deki en önemli konulardan bir tanesi önce tedbiri elden bırakmamak. Nasıl bir gözlem yaptın? Sen bütün mekanlara girip çıkıyorsun aşağı yukarı. Yani sosyal mesafeyi insanlar yolda yürürken ya da restoranlarda koruyorlar mı? Maske takımı ne derece dikkat ediliyor? Çünkü çok sıcakta da zor bir şey maske takmak. Evet, biliyoruz. Ama ne kadar dikkat edildiğini de açıkçası merak ediyoruz. Bodrum'da karantinada, koronada unutulmuş durumda şu anda. Kimsenin sanki böyle Bodrum'a hiç uğramamış, Bodrum'da böyle bir hastalık yok. Dışarıdan gelenler hiçbiri maske takmıyorlar. Mekanlar tıklım tıklım dolu. Özellikle size söylediğim o Gündoğan'da olup da bu sene Yalıkava taşınan mekan, o eğlence mekanı, çok ünlü mekan, bizi içeri almıyor görüntü almamamız için. Çünkü masalar o kadar birbirine yakın, o kadar hınca hınç dolu. Görüntü almamamız için bizi içeri almıyorlar. Kendileri sahneyi çekip, sadece sahneyi, insanları çekmeden sadece sahneyi çekip o görüntü bize servis ediyorlar. Aferin, böyle devam etsinler. Biz zaten o zaman yani Eylül'ü görmeden tekrar bir kapanma sürecine geçmek zorunda kalacağız. Böyle ya bu gidişte öyle olacak çünkü özellikle Bodrum'da Muğla biliyorsunuz aşılamada en yüksek seviyede olan il. Bunun vermiş olduğu bir rehavet var sanırım özellikle insanlarda. Aşı oldum ben diye geziyorlar. Yani birisine maske görmeyince konuştuğunuzda ben aşı oldum. Ama daha birinci aşı olmuş sadece, ikinci olmamış bile. Yani gündüz mekanlarında da, beachlerde de durum böyle. Akşam hepsinde. Hiç kimse böyle fark etmiyor. Gündüzde, happy hour'larda, akşamlarda, gece, her yerde kimse maske takmıyor. Bir tek herkesin cebinde, çantasında mutlaka maske var. Jandarmayı görünce takıyorlar. Jandarma yanından geçtikten sonra tekrar çıkarıyorlar. O da sadece ceza yememek için. Ceza yememek için, kesinlikle. Peki sevgili Okan, senin haberin zaten. Ben de az önce gazete başlıklarında okurken ifade ettim. Şahan Gökbakar'ın evi ve kendine özel mülk şeklinde bir tabela asması elbette ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda dikkatini çekti. O konuyla ilgili son durum nedir? Şu anda inceleme başlatılmış, inceleme devam ediyor. İnceleme yalnız sadece iskeleyle ilgili, evle ilgili değil. İskelenin kaçak yapılıp yapılmadığıyla, o sahilin kapatılıp kapatılmadığıyla ilgili. İncelemenin sonunda eğer ki bir usulsüzlük bulunursa, iskelenin kaçak olduğu tespit edilirse iskelenin yıkım kararı verilecek ve iskele yıkılacak. Peki, ben iskelenin kaçak olduğunu düşünmüyorum. İskelenin kaçak olduğunu ben düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey, Şahan Gökbakar zaten orada iskele, özel mülktür girilmez tabelasını iskele yazıyor. Plaja kimseyi almamak gibi bir şey zaten hakkı olamaz. Ama iskele yaptıktan sonra kullanımı oradaki kişiye aittir, o kullanabilir. Oradaki gelen tur tekneleri çıkıp kuma çıktıkları için rahatsız oluyor kendisi. Ama kuma da çıkabilirler, ona da kimse karışamaz. Bunu da engelleyebileceği bir durum yok herhalde çünkü kesinlikle dünkü görüntülerde. Kesinlikle, biz burada 5 yıldız otellerin plajına giriyoruz. Yürüyoruz hani sırf birisi var mı içeride görelim diye. Bize onlar bile bir şey diyemiyorlar. Yani sahilden yürüyüp geçiyoruz. Otelin içine girmedikçe kimse bize müdahale edemez. İşte dünkü görüntülerde zaten bir tur teknesi yaklaşmış evin yakınına ve orada bir uyarı yapıyorlar. Ve ondan sonra tur teknesi oradan gidiyor ama bunun önünü kesmeleri imkansız. Bir de deşifre oldu ev. Bilmiyoruz tabii ileriki günlerde satar mı, başka bir önlem mi alır, nasıl bir önlem alır onu da bilemiyoruz elbette ki. Zaten kendisinin aldığı ev Marmaris Selimiye'de, Selimiye'nin en ıssız koylarından bir tanesi. Oraya tekne haricinde karadan ulaşım kesinlikle yok. Kendisi tekneyle zaten gelip geliyor evine. Tur teknelerinin sadece gelebileceği bir yer ve tur teknelerinin bugüne kadar sürekli uğradığı bir
koy. Çünkü çok güzel suyu olan, çok duru bir koy. Evet. O yüzden bundan önce uğruyordu tekne turları. Bundan sonra durmaya devam edecekler. Şahan Gökbakar orayı aldı diye kimsenin girmemesi gibi bir şey olamaz. Evet, pekala. Okan, son olarak Bodrum'la ilgili bize ne söyleyeceksin? Bodrum'da şu anda belki de yolda olan turistler, yerli turistler vardır. Nerelere aman girmeyin, dokunmayın dersin? Nerelerde daha çok, hani en azından daha makul ve mantıklı para harcanabilecek bölgeler olarak ne aktarırsın? Size şunu söyleyebilirim. Bodrum'da Türkbükü ve Yalıkavak dışındaki her yerde fiyatlar çok uygun. Öyle ama mi? Türkbükü ve Yalıkavak'ta girdiğiniz bir mekanda özellikle menüye mutlaka bakın. Fiyatları sorun. Biçe girerken biçin fiyatlarını sorun. Çünkü girdikten sonra içeri oturduğunuz artık çok geç olabilir. Ya da bir yemeği söyledikten sonra artık çok geç olabilir. Müthiş. Ve Bodrum'da şu anda aşırı bir araç trafiği var. Dün akşam ben saat 5.30'da Torba'dan Gümbet'teki eve giderken 1.5 saat yolda kaldım. Aşırı bir trafik var. Aşırı bir trafik var. Araç trafiği var. Zaten geçen gün açıklamalarda da Bodrum'un nüfusunun 1 milyona çıktığı söylendi. Evet. Gelen herkes de hemen hemen arabasıyla geliyor ya da buraya gelip havalimanına inip araba kiralıyor. O yüzden aşırı bir araç trafiği var şu anda burada. Ve plakaların da %90-34 plaka zaten. İstanbul. Buradan kesinlikle geliyorlar. İstanbul. Pekala. Evet. Sevgili Okan, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kolay gelsin sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, Bodrum'daki hem son fiyat durumunu, hem trafiği, hem hava durumunu hepsini sevgili Okan İşçi'den aldık. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Okan da dediği gibi Yalıkavak ve Türkbükü'ne aman elinizi ayağınızı sokmayın. En azından orada bir yerde bir şey içecekseniz de mutlaka fiyatları sorun. Bu fiyatlar şaka değil. Gerçekten sizlere faturayı da gösterdik. Orada yani üstüne konuşulacak o kadar çok şey var ki aslında hiçbir şey de yok bir taraftan. Çünkü bu kadar uç bir yaşam var Bodrum'da da. Tabii ki gidebilirsiniz. Hani burada Bodrum'da da gayet uygun fiyata yemek yiyeceğiniz yerler var. Ama baktığımız zaman pandemiden sonraki fiyatlara hakikaten hem ev fiyatları hem konaklama fiyatları Bodrum'da uçmuş durumda. Ve Avrupa'nın birçok yerinden çok daha pahalı olduğunu da söylemek isteriz. Hafta sonuna haberlerimizle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Türk bilim insanı Profesör Doktor Murat Akova. Hakemli Bilimsel Tıp Dergisi'ne konuştu ve Sinovac aşısının etkisini anlattı. Çok önemli bir makale yazdı bu konuyla ilgili. Yazıda Sinovac aşısının ölüm veya yoğun bakıma yatış gibi ağır hastalıktan korunmada %100 etkili olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Türk bilim insanı İngiliz Tıp Dergisi'nde Sinovac aşısının ülkemizdeki sonuçlarını kaleme aldı. Aşının etkili ve güvenilir olduğu belirtildi. Aşının etkinliği konusunda sunulan sonuçlar Türkiye açısından olduğu gibi dünya açısından da çok önemli bir gelişme. Sinovac aşısıyla Türkiye'de yürütülen faz 3 çalışma sonuçları dünyada bu konuda yapılan ve hakemliği bir dergide yayımlanan ilk randomize kontrollü çalışma olma özelliği taşıyor. Faz 3 çalışmasının ara sonuçlarına göre aşının 2 dozu semptomatik COVID-19'a karşı %85,5 koruma sağladı. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova, dünyanın önde gelen hakemli bilimsel tıp dergilerinden The Lancet'e Sinovac aşısı üzerine bir makale yazdı. Ülkemizdeki Sinovac aşı çalışmalarının yer aldığı makale, dünyada bu aşıyla ilgili sonuçları bilimsel dergide yayımlanmış ilk faz 3 araştırması oldu. Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde 10 binden fazla katılımcıyla yürütülen faz 3 çalışmasına göre aşı ölüm ve hastaneye yatışları da engelledi. Faz 3 çalışmasında ölüm, yoğun bakıma yatış gibi ağır hastalıktan korunma oranının %100 olduğu görüldü. Gönüllülerin %90'ında nötralizan antikor oluştuğu tespit edildi. Sinovac etkili ve güvenli, yeterli düzeyde antikor oluşturan bir aşı. Sinovac aşısının yan etkilerinin %19, buna karşın plasebo grubunda %17 düzeyinde olduğu saptandı. Bu yan etkilerin %90'ı hafif nitelikte ve yorgunluk, aşı yapılan bölgede ağrı ve kas ağrısı biçimindeydi. Çalışma süresince yaşamı tehdit eden herhangi bir yan etkiye rastlanmadı. Yerli aşımız Turkovac için faz 3 çalışmalarında hız kaydedildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Profesör Erhan Akdoğan üretim için müjdeli haberin yolda olduğunu ifade etti. Faz 3 çalışmaları bittiğinde yüksek kapasiteli üretime başlanacak. Türk bilim insanlarının aylar süren çalışmalarında sona yaklaşıldı. Faz 3 çalışmaları bittiğinde yerli aşı Turkovac'ın üretimine başlanacak. Aşı üreten fabrikalarda standartizasyon işlemleri tamamlandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı Profesör Erhan Akdoğan'dan sevindiren haber geldi. Proje destekler. Akdoğan, gözümüz faz 3'ten gelecek müjdeli haberde. Bittiğinde tüm altyapımız hazır. Aşı fabrikalarından yüksek kapasiteli olanı üretime başlayacak ifadelerini kullandı. Gönüllü olmak isteyen vatandaş.
Akdoğan bu süreçte tüm görevlilerin gece gündüz çalışarak yerli aşıyı faz 3 aşamasına getirdiğini vurguladı. Ümitsizlik bizim literatürümüzde yok dedi. Aşı çalışmalarında 1 milyon kişi gönüllü oldu. Öte yandan Pfizer-BioNTech 3. doz COVID-19 aşısı izni için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuracak. Mevcut aşının Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtildi. İkinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü dozun virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi. Meclis tatile girmeden hayvanları koruma kanunu ve 4. yargı paketi kanunlaştırıldı. Yargı paketiyle eşe karşı işlenen suçlarda cezayı artıran nedenler boşanılan eşi de kapsayacak. Hayvanları koruma kanunuyla da hayvanlar mal olmaktan çıkartılıp canlı statüsüne geçirildi. Tekliflerin ayrıntılarını haberimizde izliyoruz. Kadınlara yönelik şiddette cezalar artacak. Can dostlara yapılan eziyete göz yumulmayacak. Meclis Genel Kurulu'nda 8 Temmuz'da iki önemli kanun teklifi onaylandı. İlk görüşmeler 4. yargı paketi için yapıldı. Kabul edilen kanun teklifiyle birlikte eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet gibi suçlarda kabul edilen cezayı arttırıcı nedenler boşanılan eşi de kapsayacak. Kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlardaysa bir kişinin tutuklanabilmesi için somut delil aranacak. Yargılamada yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi için verilen nihai kararlar gerekçesiyle en geç 30 gün içinde yazılacak. Teklifle adli kontrolün 2 yılla sınırlandırılması ya da 4 ayda bir güncellenmesi getirilecek. Konutta bulundurmayı gerektiren adli kontrol şartı uygulamasında geçen 2 gün 1 gün sayılacak. Bir diğer düzenleme de vatandaşla kamu kurumları arasındaki yazışmalar için yapılacak. İdarenin 60 günde yanıt verme süresi ise 30 güne indirilecek. Kabul edilen 4. yargı paketine ilişkin ilk değerlendirme Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, herkes için güven veren adalet ve insan haklarını esas alan bir hukuk sistemi için reform adımlarına devam etmekte kararlıyız dedi. Biz de adalet hizmetlerine bakan yönüyle. Hayvanları koruma kanunu da 8 Temmuz'da genel kurulda kabul edildi. Teklifle hayvanlar mal olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne geçirildi. Böylece hayvanlara karşı işlenen suçlara cana zarar verme suçundan ceza verilecek. Bir hayvanın neslini yok eden kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar, ev hayvanını kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek. Hayvana tecavüz ya da cinsel tacizde bulunan kişilerse 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Komisyondan geçen teklifle birlikte artık hayvanlara dijital kimlik uygulaması getirilecek. Teklifte kedi ve köpeklere ilişkin de önemli değişiklikler yer aldı. Artık pet shoplarda kedi ve köpeklerin satışı yasaklanacak. Evet, bundan sonra hayvanlara zarar vermeye kalkarken dikkat edin. Tabii ki zaten vicdan ve merhamet sahibi insanlara bunu söylemiyoruz. Psikopat, kendini bilmeyen, dengesiz insanlara söylüyoruz. Bu cezalar size caydırıcı olur mu? Onu da bilmiyoruz. Zaten akıl sağlığı çok da yerinde olmayan kişilerin yaptığı şeyler, biliyorsunuz. Evet, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde salgın sürecinde alınan yoğun tedbirler sayesinde nakillere devam ediliyor. Son bir ayda 3 çapraz böbrek nakli operasyonuyla 6 hasta daha sağlığına kavuştu. Hiç birbirlerini tanımayan, bilmeyen insanlar bu sayede aslında organ kardeşi oldular. Çünkü birinin vericisi diğerine, diğerinin vericisi öbürüne organını bağışladı. Çapraz nakil, organ bekleyen hastaların umudunu çoğalttı. Verici seçeneğini arttırdı. Böylece iki farklı ailenin karşılıklı organ değiş tokuşuyla kardeşlik bağı oluştu. Kahramanmaraş'tan Salih Beyler geldi. Onun kardeşi eşime verdi. Ben de Salih Bey'e verdim. Eşim ilk 1,5 senedir diyalize giriyordu. Nakil oldu. Çok şükür iyi maşallah. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde salgın sürecinde alınan yoğun tedbirler sayesinde nakillere devam ediliyor. Benim vericim vardı ama kan uyuşmadı. Allah razı olsun, burada ekipten çok sağlam bir ekip var. Kahramanmaraş'tan geldik. Kanlar falan uyuştu çok şükür. Kurtulduk. Merkezde 6 hastanın kendi eşi, kardeşi gibi yakın akrabalarıyla verici değişimi sağlandı. Eş zamanlı özel ameliyatlarla hastalar sağlığına kavuştu. Bu hastalarımız aslında kendi böbrek vericileriyle kan ya da bir tıbbi uyumsuzluk nedeniyle böbrek nakilleri yapılamayacaktı. Ama merkezimizin geniş çapraz nakil havuzu sayesinde bu hastalar eşleştirildi ve şu anda 6 hastamız böbrek nakli gerçekleştirilmiş oldu. Merkezde çapraz vericili böbrek nakilleri 2000 yılından beri yapılıyor. Organ bağışları
ameliyatları organ bekleyen hastaların ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu tip ameliyatlar hastaların sağlığına kavuşması için önemli bir çözüm yolu oluyor. Bu nedenle de tüm organ bekleyen ve kendi verici adaylarıyla tıbbi uyumsuzluğu olan hastaların programa başvurmaları öneriliyor. Benim vericim var ama bana kan grubu ya da diğer özelliklere uymuyor diyen ülkemizdeki tüm hastaların bir çapraz havuzuna girmesi gerekiyor. Bir hastanın çapraz nakille verici değişim programına girmesi kararıyla İki hasta, iki aile, iki nesil kurtuluyor. Organ nakli merkezi salonunda son bir ayda yapılan başarılı ameliyatlarla ilgili basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya böbrek nakli yapılan ve sağlığına kavuşan hastalar da katıldı. Eşimle çaprazlama gruba girdik. Bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde çapraz grubumuzu buldular. Çok şükür sağlıklı bir şekilde ilerliyor sürecimiz. Rektör Profesör Doktor Özenen Özkan, çift kol nakli yaptıkları Yavuz Ayılmazdır'ın sağlığının iyi olduğunu ve normal serviste tedavisine devam edildiğini söyledi. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok ama eğer her şey yoluna giderse belki gelecek hafta daha güzel haberleri, hastanın daha yakın takiplerini paylaşırız. Toplantıda organ bağışının hayati önemi bir kez daha vurgulandı. Bangladeş'te bir gıda fabrikasına çıkan yangın felakete dönüştü. İki gündür devam eden yangında en az 52 kişi yaşamını yitirdi. 30'dan fazla kişi yaralandı. Bangladeş'in Rukgan şehrindeki bir gıda fabrikasında çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen söndürülemiyor. Arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 52 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralanan 30'dan fazla kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların çoğunun 5 katlı fabrikanın üst katlarından atlayarak kurtulabildiği açıklanırken, kurtulan işçiler yangının zemin katta başladığını söyledi. Tüm binanın alev aldığı olayda yangının neden çıktığı, kaç kişinin mahsur kaldığı ve kaç kişinin kayıp olduğu bilinmiyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı. Çok sayıda Bangladeşlinin hayatını kaybettiği olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kardeş Bangladeş halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Sevgili seyirciler, ekmeği için mücadele eden Adıyaman'daki tütün üreticileri sabah baskınıyla gözaltına alındı demiştik ve 17 üretici emniyete götürüldü. Şimdi Adıyaman'a gideceğiz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan bizimle birlikte. Arif Bey, hoş geldiniz hafta sonu programına. Hoş bulduk. Hoş bulduk Gülen Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, 17 üretici emniyete götürülmüştü. Acaba son durumları nedir? Bize aktarır mısınız lütfen? Bu sayı konusunda hala tabii bir muğlaklık var ama bizim bildiğimiz 50'ye yakın bir sayı. Hı hı. 17 değil ayrıca, onu söyleyelim. Sadece Çelikhan'da 20'yi aşkın ve Köbürlü diye bir köyde var 8 kişi ve topladığımızda toplamda bir 50'ye aşkın ve 50'ye yakın bir gözaltı var. Bu gözaltılarının çeşitli gerekçeleri ve alınma sebepleri farklı oldukları için, yani farklı gerekçelerle alınıyor. Alındıkları için tabii doğal olarak bunun bir sayının bu davaya bütünlüğünü bir türlü sağlayamadılar ve 50'ye yakın. Bunu bilelim yani. Sayı böyle değil. 17 değil, 50'ye yakın. Dolayısıyla dün sabah şafak operasyonuyla üreticiler ve çiftçilerin alındığı evlerinde ve köylerinde alındığı ve hala gözaltında olduğu biliyoruz. Bunlar avukatların girişimiyle bir takım sorguların devam ettiği ve gerekçeleri de şu: toplantı, gösteri, yürüyüş kanununa muhalefetten alınıyorlar ve yaklaşık binlerce araçlarına, yol kapatılan araçlarına ve traktörlerine ceza vuruldu biliyorsunuz. Ve yanı sıra tabii şey de oldu, yani kendileri de gözaltına alınma tehdidi de yaklaşık bir 80 ve 100'e yakın bir liste hazırlandığı, bu üreticilerin gözaltına alınırken gördüklerini söylüyorlar. Yani 100'ü aşkın bir liste ellerinde var. Bunu tek tek hepsini alacaklar deniliyor. Hı hı. Bu tamamen bir göz korkutma ve aynı zamanda bunu sindirme ve aynı zamanda yıldırma tarzıdır. Bu dediğimiz gibi Adıyaman çiftçisine reva görülen bir tarz değildir. Adıyaman çiftçisi üretmek istiyor. Tarlasında ürettiği ürünü satmak istiyor. Ve bugün 10 gündür Adıyaman çiftçisine yapılanlar bir zulümdür. Yani bu çekilmez bir şeydir. Köyünde, kasabasında, esnaf kendi dükkanında, sabahın erken saatlerinde şafak operasyonu yapılarak evlerinde ve işe alınıyorlar. Ve hiçbir gerekçe sunulmuyor. Sunulacak şey şu:
Yani siz direktmen eylem yapacaksınız, yolları kapatacaksınız, o yüzden alıyoruz demiyorlar. Şunu söylüyorlar, bir önceki eylemlerde sizin yol kapatırken gördük, araçlarınızı sürerken gördük. Böyle çeşitli gerekçelerle, gerekçeler üretiliyor veya sunuluyor. Dolayısıyla bu Adıyaman çiftçisinin ve üreticisinin bu mücadelesinin yanındayız. Ve derhal serbest bırakılmalı. Yani bakın iki gün sonra tekrar serbest bırakılacaklar bunlar ama yani bugün bu tutulma ve bu içeride tutulma gerekçesi göz sindirmek ve aynı zamanda sindirmek ve korkutmak içindir. Bütün herkesin bildiği bir şey. Evet. Şunu bilsin, bugün bu yasa derhal geri çekilmelidir. Orba yasası geri çekilmelidir. Peki. Aksi takdirde bakın biz çiftçileri ve üreticileri ve oradaki esnafla ve tüm Adıyaman'la görüşüyoruz. Şunu söylüyorlar, hiçbir şey bize yıldıramayacak. Bizi 450 bin nüfusumuzun tamamını alsalar yine yılmayacağız. Çünkü ekmeğimiz bu bizim. Hı hı. Ekmeğimiz, aşımız, bütün geçim kaynağımız bu. Peki. Yediğimiz, içtiğimiz şey bu. Sayın Doğan, şimdi sabah baskını, şafak operasyonu. Öyle bir şey söylüyorsunuz ki sanki terörle mücadele işi gibi. Yani evet. Adıyaman'daki çiftçilerin gördüğü muamele hiç hoş bir şey değil. Yani adı üstünde çiftçi bu insanlar ve ekmeklerinin peşindeler. Peki iş bu noktaya neden geldi? Bir ikinci sorum da üreticilerin şu anda beklentisi tam olarak nedir? Şu noktaya gelindi. Hatırlarsınız 2001 yılında Derviş'in paket olarak IMF ile anlaştığı bir anlaşma vardı. Yani bir takım ürünlerin kotaların getirilmesi ve ürünlerin üretiminde kısıtlamaya gidilmesi ile başlayan ve uluslararası tekellerin önüne açılan ve aynı zamanda İzmir'de ve Türkiye'nin birçok yerinde de yabancı tekerlerin teker fabrikalarının kurulması, yani sigara fabrikalarının kurulmasıyla başlayan bir süreçti. Dolayısıyla Adıyaman tütün üreticisinin esas sorunu şu. Biz üretiyoruz, pazar sorunumuz yok. Biz ürettiğimiz ürünü çok rahat satıyoruz, pazar sorunumuz yok. Ama yabancı tekerlerle, yabancı tekerlerin ve Türkiye'de bu kartelleşmiş tekerlerin ürünlerinin satış tirajlarında büyük bir düşüş var. O düşüşü bir dengelemek istiyor bence hükümet. Yani böyle bir uluslararası tekerlere de hizmet eden bir anlayıştır. Evet. Bu bir. İkincisi bu 100 yıllık, bakın bütün üretici ve çiftçilerle konuşuyoruz. 100 yıllık bir gelenek bu. Yani Adıyaman tütün üreticisinin tüm geçim kaynağı tütün. Ve sadece Adıyaman değil, yaklaşık 20 ile yakın. Yani 23 deniliyordu ve 3 yıl diyelim çok kısıtlı bir şu an üretim yapıyor ama 20 yıl şu an Türkiye'de tütün üretiyor. Bunların başında en %100 geçim kaynağı sadece Adıyaman ama yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis gibi ve yaklaşık Ege'de işte İzmir ve İzmir'in çevre illeri Manisa, Karadeniz olmak üzere yaklaşık 20'ye yakın ilin geçim kaynağı tütün dolayısıyla. Hı hı. Tütünün sadece bu torba yasa getirilmesi ise şöyle, torba yasa getirilmek isteniyor. Bu torba yasada kooperatifleşme isteniyor. Bu kulağa hoş gelen bir kooperatifleşme söylemi. Çünkü üreticiyle tüketicinin bir bileşimini yaratan veya bir pazar piyasasını açan bir model. Yani kooperatifleşme bir üreticisi için örnek bir model ve güzel bir model. Ama bu kooperatifleşme ise içinde tuzaklar var. Yani onlarca tuzak var. Üreticiyi de hançerleyen ve tüketiciyi de hançerleyen tuzaklar var. Şundan dolayı kooperatif Ticaret Bakanlığı'na bağlanmak istiyor. Yani Ticaret Bakanlığı'nın bünyesine kurulacak bir kooperatif. Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde değil. Dolayısıyla burada vergilerin artışı var. İki, bir sermaye gerekiyor. Bir kooperatif en az bir 10-15 milyon bir sermayesi gerekiyor. Depolama ve tesislerinin kurulabilmesi için bir tesis gerekiyor. Ve 250 kişiden aşağı olmayacak kuruluş aşaması deniliyor. Dolayısıyla bu kooperatifleşmenin, yani ben bir üretici olarak ürettiğim ürünü satma yetkisine sahip değilim. Çünkü 3 yıldan başlayıp 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ben bir üretici olarak ürünümü satacak olursam bunu da yasak getiriliyor. Çünkü niye? Kooperatif ve Ticaret Bakanlığı'nın satış yetki belgesinin verilmesi ve satış yetki belgesi olmadan hiçbir üretici kendi tütünü satamayacak deniliyor. Evet. Peki Arif Bey. Bu esas... Pardon. Evet. Sözünüzü bitirdiğini zannettim. Buyurun. Evet. Esas çiftçimizin ve üreticimizin karşı çıktığı nokta burası. Yani ben bu tarım ürünü, şu tarlada üretilen bir ürün,
100 yıllık ürettiğimiz ve sattığımız bir ürün. Dolayısıyla bugün Ticaret Bakanlığı'yla ne işimiz var? Hiçbir destek alamıyoruz zaten. Yani tarım ürününde üretilen bir çekasımız olmasına rağmen hiçbir destek alamıyoruz. Ama bırakın biz vergimizi ödeyelim, kayıt altına alın bizi. Biz her türlü vergimizi ve devlet kayıtlarının altına girelim. Ama burada da bizi rahat bırakın. Çünkü bize hapis cezası öngörmeyin. Evet. Yani ürettiğimiz ürünü satacak olursak, bir gram bile satacak olursak uyuşturucu muamelesi görerek hapis cezası öngörülüyor. Dolayısıyla bunu... Evet. Bağlantı ile ilgili ufak bir sorun yaşıyoruz galiba. Şimdi Adıyaman'a gittik. Üretim kaynağı. Bu doğru değil yani. Doğru değil. Evet, peki Sayın Arif Doğan, siz şu anda arkada gördüğümüz yer herhalde tütün üretilen bir bölge. Doğru mu? Orada da birkaç hanımefendiyi görüyorum ben. Sağ tarafınızda şu aracın arkasında. Onlar da tütün üreticisi. Tütün üretilen yerler biraz daha uzakta. Biz bir köydeyiz ama şu an burada yok. Evet. Yani hemen canlı bağlantı yapma ihtiyacı duyduğumuz için burada durduk. Ama tütün üreticilerinin bulunduğu yerler hemen ilerlerde. Peki şimdi çiftçilerimiz nasıl geçinecek? Yani hem bu gözaltı var, umut ediyoruz ki tabii ki hapisle sonuçlanmasın, ama yani çiftçiler nasıl geçinecek bu işi bu şekilde uygun, yani şeyine uygun yapamazlarsa nasıl geçim sağlayacaklar? Ne yapacak bu şimdi, insanlar? Evet, şimdi sorun bu zaten. Yani biz büyük şehirleri, değil mi? Yani büyük şehirleri Anadolu'ya yaymak istiyoruz. Evet. Bugün İstanbul 20 milyonu aşmış. Ankara, İzmir ve İstanbul ve büyük şehirlerimizin tamamı böyle yığılmalarla karşı karşıya kalmışlar. Oralarda gençlerimiz ve toplumumuzun büyük bölümü Anadolu'nun çeşitli yerlerinde toplanıp oralara gelmişler ve işsiz, güçsüz, çok kötü koşullarda yaşam mücadelesi devam ediyor ve burada bir il, yani yaklaşık 450 bin nüfusu var Adıyaman'ın. Evet. Bakın, 99 diyoruz, 98 diyoruz geçim kaynağı tütün. Siz buna bir yasak getirirseniz, bunu aynı zamanda ektirmeyip biçtirmeyip hapis ve kelepçeyle tehdit ederseniz bir sene kalır, ikinci sene bu insanlar buralarda göç etmek zorunda kalacaklar ve ekmeklerini başka yerde arayacaklar. Çünkü toprak şeyi de az, yani tarım alanı da çok az. Başka bir alternatif tarım yapılacak bir alan da, şey de yok. Ya ürün de yok orada. Evet, bir de kıtlık konusunun konuşulduğu bu son dönemde, işte kuraklık, kıtlık, işte geçim sıkıntısı gibi şeylerin konuşulduğu bu dönemde. Şimdi bu kadar önemli bir geçim kaynağını bir ilin %98 diyorsunuz, çok büyük bir oran. Şimdi bu kap aillerinden aldığınız zaman bu sefer zaten hep herhalde yaşadığımız şey aynı şey. Büyük şehirlere göç, oradaki nüfusu arttırma. Yani sizin de az önce belirttiğiniz gibi büyük şehirlerdeki nüfusu azaltıp bu söylediğimiz illerde aslında üretimi, tarımı daha böyle hareketlendirirsek, insanlara daha cazip kılarsak, İstanbul'un hiçbir cazibesinin olmadığını görecek herkes. Zaten bir cazibesi de yok. Tabii. Zaten şu esas mesele şu. Yani biz Vatan Partisi olarak Üretim Devrimi adlı bir programımız var. Yani bu üretimde bir devrim yapmamız lazım. Evet. Yani şimdi şöyle düşünün. Tarım ürünleri, yani özellikle bugün hükümetimizin izlediği tarım alanındaki politikası çok yanlış. Ve ektirmeyen, biçtirmeyen, tıpkı 2001'deki IMF reçetelerini bize dayattığı reçetelerin bir devamı gibi görünüyor. Yani burada biz oralarda koptuk, IMF'de koptuk, Batı'da koptuk, Amerika'da kopuyoruz ama bu anlayışımız hala içimize sinmiş durumda ve buralarda ısrarcı bir anlayış var. Yani bizim ektirmemiz lazım. Tarım alanında onlarca kalem biz dışarıda ithal ediyoruz. Bakın, topraklarımız çok geniş. Biz tarım ülkesiyiz. Evet. Biz tarım alanında çiftçimizi, üreticimizi destekleyerek üreteceğimiz her türlü ürünü olanakları varken biz dışarıda ithal ediyoruz. Dolayısıyla burada bu anlayışın bir sefer değişmesi lazım. Evet. Yani bu anlayış değişmedikçe Adıyaman tütüncümüz de sorun yaşar. Fıstıkçımız da sorun yaşar. Fındıkçımız da sorun yaşar. Pancarcımız da sorun yaşar. Ve tüm tarım alanında üreten çiftçi ve üreticilerimizle sorun yaşamaya devam eder. Bu anlayış meselesi, bu anlayışın değişmesi lazım Türkiye'de. Yani üretim sadece bir şey, arz ve talep de tabii dengeleri de önemli. Bugün bir patates bir 10 liraya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz yerlerde çiftçi satamıyor, elinde kalıyor, çürüyor. Yani hangi topraklarımızda, hangi ilimizde ne tür teşviklerin yapılması lazım, daha çok nelere öncelik vermemiz lazım. Bir tarım politikası lazım burada. Yani bir dengeli tarım politikası lazım. Buralarda çok büyük büyük eksiklerimiz var. Hükümetin büyük büyük eksikleri var. Bu eksiklerin bir an önce giderilmesi lazım ve zaten
bunu giderecek bir şey de meselelerde yok. Onu da söyleyeyim ben. Yani 20 yıldır yapılan şey daha da kötü bir sonuca doğru götürülüyor. Bunu yapacak durumda değiller. Bence burada biz bir kararlılık göstereceğiz ve bunu yapacağız. Evet, pekala. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan, çok teşekkür ediyoruz. Adıyaman'dan yapmış olduğunuz bağlantı ve bize aktardıklarınız için Adıyaman iline de buradan sevgilerimizi iletelim. Çiftçilerimizin en kısa sürede istediklerine en azından ulaşabilmelerini temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii son kez şunu söyleyelim. Adıyaman tütün üreticisi ve tütün çiftçisi gözaltı, hapis ve kelepçe reva görülemez. Evet. Hiçbir suçu yoktur. Üretici ürettiği için gözaltına alınamaz. Üretici ürettiği için kelepçe öngörülemez. Üretici ürettiği için şafak operasyonları yapılamaz. Bakın, bir terör muamelesi görüyor üretici bu ülkede. Evet. Bu terör muamelesi gören bir üretici bu ülkenin baş tacı olmalıdır. Baş tacını yapman gereken yerde üreticiyi siz alıp terör örgütü muamelesi görüyorsunuz. Bu kabul edilemez. Buradan vazgeçmeli hükümet bundan. Çok teşekkür ediyoruz Arif Doğan, aktardıklarınız için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, hafta sonu programının bugünlük sonuna geldik. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde ben Figen Civan tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.